Günaydınlar, günaydınlar. TV 100 ekranlarından herkese merhaba. Bugün 5 Temmuz Cuma, haftanın son iş günündeyiz ve son programındayız tabii. Yine her gün olduğu için hafta içi 10-12-30 saatler arasında biliyorsunuz TV 100 ekranlarında canlı yayında stüdyo konuklarımız ve gündemdeki konuları konuşuyoruz. Telefon bağlantılarımız oluyor. Son dakika gelişmelerini aktarıyoruz ve konuklarımızla çok keyifli sohbet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gelen mesajlarınıza, gönderdiğiniz mesajlara ve konuklarımızla ilgili, buradaki sohbetle ilgili çok güzel sözlerinize teşekkür ediyoruz gerçekten de. Bana yazabilirsiniz. Cengiz Semercioğlu adresim. Sosyal medyadan, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ve anında konuklarımızla ilgili, gündemdeki konularla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı konuklarımıza aktarabiliriz. Peki bugün neler olacak programda? Bu 2,5 saat boyunca yine gündemdeki konuları konuşacağız. Ve tabii iki tane stüdyo konuğum var bugün. Biri Tanju Babacan. Kimdir Tanju Babacan? Bütün Türkiye'nin tanıdığı, özellikle de kızıl sakalıyla bilinen ünlü modacı, kırmızı sakalıyla bilinen ünlü modacı. Hatta son dönemde 2017'de kaybetti annesini Alzheimer'dan ve onunla ilgili çektiği videolar çok konuşuldu. Onunla ilgili çektiği, Alzheimer'la ilgili çektiği videolar çok konuşuldu. Bunlarla konuşacağız. Alzheimer'la ilgili farkındalık nasıl yarattığını konuşacağız. Modayı konuşacağız. Ve diğer konumda Sinan Akçıl'la olacak bugün. Sinan Akçıl'la da tabii ki her şeyi konuşacağız. Sinan Akçıl'ı biliyorsunuz. Hem şarkıları, Goy Goy şarkısı da gündemde. Hem boşanma dedikoduları geldi. Sonra ardından işi yoluna koydular gözüküyorlar. Eşi Burcu ile beraber. Onların hepsini konuşacağız bugün. Ve tabii ki yine son dakika gelişmelerinde aktaracağız size. Mesela hemen bir tanesini vereyim. Dünkü yayınımızın başında aktarmıştım. 91 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen'in bizim canlı yayınımıza başladığımız anlarda ameliyata giriyordu. Konuşmuştuk ve ameliyata girerken keyfi yerinde görünüyordu Haldun Hoca'nın. Öğleden sonra haberi geldi. Haldun Dormen ameliyat olmuş. Uyluk kemiği kırılmıştı biliyorsunuz. Evinin banyosunda düşmüştü. Evinin banyosunda düştükten sonra uyluk kemiği kırılmıştı. Haldun Dormen'le ilgili öğleden sonra, dün öğleden sonra güzel haberi aldık. Gayet güzel ve başarılı geçmiş ameliyatı Haldun Hoca'nın. Ve konuyla ilgili de bir açıklama yaptılar. Ameliyatı çok başarılı geçti. Şimdi tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Pazartesi taburcu olması bekleniyor. Ziyaretçi konusunda doktor tarafından olası enfeksiyonlara dikkat etmek amaçlı kısıtlama getirildi. İyi dilekleriyle bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz dedi Haldun Dormen kendi adına yapılan açıklamada sosyal medyada. Ben de sabah ulaşmaya çalıştım, herhalde dinleniyor, ulaşamadık. Bir sesini duyalım, belki ilerleyen dakikalarda Haldun Hoca'ya bir sesini duymak için bağlanabiliriz. Televizyondan da bizi izliyorsa bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Peki bakalım bugün programda neler olacak? Önce onu görelim, sonra haberlerimizle ve konuklarımızla başlayacağız. Ne kadar yol kat ettik? Nereye kadar vardılar? Türkiye onu kırmızı sakalıyla tanıdı. Alzheimer hastası annesi için verdiği büyük mücadeleyle kalpleri fethetti. Herkesin anneme muhabbeti. Güzel ellerini. Ayman. Ünlü moda tasarımcısı Tanju Babacan hazırladığı hayranlık uyandıran kıyafetleri kadar etkileyici yaşam öyküsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, Alzheimer hastalığına yenilen annesi için verdiği mücadeleyle farkındalık yaratan ünlü modacı Tanju Babacan, Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetine katılıyor. Seni yaşatacak neler var neler. Birazdan. Çocukların olsun hep boy boy. Hayat sana nasıl ben de koy koy. Niye susun kaldın aşkım? Vay 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 yaman vay. O bir beste fabrikatörü. O hit şarkıların efendisi. Niye ben hep kaldım aklımdan? Vay vay yaman vay. Pop müziğinin en üretken isimlerinin başında gelen Sinan Akçıl, Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetine konuk oluyor. Özlemden söylemem ki kimseye. Gel hadi evlen benimle. Son dönemde yeni şarkısı Goy Goy'la fırtınalar estiren Ajda Pekkan'a ve Ebru Gündeş'e verdiği şarkılarla da gündemde olan ünlü müzisyen hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verecek. Ekran başından ayrılmayın. Çocukların olsun hep goy goy, hayat sana nasıl bende goy goy. Birazdan. Evet, bütün konuklar birazdan stüdyomuzda olacak. Tabii Türk şiiri önemli bir ismini kaybetti. Küçük İskender'i kaybetti işte. Gerçekten Küçük İskender olarak bilinen ama büyük bir şair olan, çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Sevgili Küçük İskender çok genç yaşında, 55 yaşında hayatını kaybetti. Küçük İskender'le çok eski bir arkadaşlığımız var tabii ki. 80'li yılların sonuydu. 89'lar falan. Daha büyük şair olma yolunda ilk adımını attığı dönemlerdi. Daha Erotika ilk önemli kitabını, önemli şiirlerin olduğu kitabı daha çıkarmadığı dönemdi. 89 yılları, 89-90 yıllarında Küçük İskender'le bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanışmıştık. Ve Küçük İskender'le o dönem oturmuştuğumuz, çok sohbet etmiştiğimiz, çok beraber aynı masayı paylaşmışlığımız vardı. Ve daha sonra tabii ki Erotika kitabını da çıkardıktan sonra Küçük İskender Beyoğlu'nda bir barda salı günleri böyle şiir dinletileri yapardı. Ve Küçük İskender'in o dinletilerine giderdik, sohbet ederdik falan. Sonra 90'lı yılların sonuna doğru tabii ki araya mesafeler girdi. Son döneminde çok karşılaşamadık ama bütün şiirlerini ve Türkçeyi en iyi, böyle kelimeleri en iyi kullanan çağdaş şairlerin başında geliyordu. Ve işte o büyük şairi Küçük İskender'i kaybettik. Biz de sevgili bir arkadaşımızı kaybettik tabii ki. Yaşı çok gençti, 55 yaşındaydı ve uzun süredir tedavi görüyordu. Kanser tedavisi görüyordu. Dün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Müjdar oradaydı, Zafer Algöz oradaydı. Birlikte filmde oynamışlardı geçmişte. Ağır Roman filminde birlikte oynamışlardı. Ve bakalım cenazede kimler vardı? Küçücük ömrüm hep rüzgar külleri kokacak. Bir ustanın dünyadaki iz düşümünü örselemiş oluruz. Hatıralarına perde çekmiş, köklerine balta vurmuş oluruz. Şiir okuyalım, şiir yazalım. Hanım, neler söylemek istersiniz? Türkiye'de bir yatırım başı sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok değerli bir insandı. İskender'i tanımaya henüz yetmeyenler muhakkak İskender'i okusunlar, şiir okusunlar. Şiire çok değer verelim. Şiir İskender'le birlikte ölmesin. Türk şiiri devam etsin. İşte bu kadar. Acımız çok büyük. İskender'e çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Ne kadar yol kat ettik? Nereye kadar vardılar? Türkiye onu kırmızı sakalıyla tanıdı. Alzheimer hastası annesi için verdiği büyük mücadeleyle kalpleri fethetti. Herkesin anneme muhabbeti. Güzel ellerini. Alzheimer. Ünlü moda tasarımcısı Tanju Babacan hazırladığı hayranlık uyandıran kıyafetleri kadar etkileyici yaşam öyküsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, Alzheimer hastalığına yenilen annesi için verdiği mücadeleyle farkındalık yaratan ünlü modacı Tanju Babacan, Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetine katılıyor. Birazdan. Çocukların olsun hep goy goy, hayat sana nasıl bende goy goy. Niye sustum kaldın aşkım, vay 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 yaman vay. O bir beste fabrikatörü, o hit şarkıların efendisi. Niye ben hep kaldım aklımdan, vay vay yaman vay. Pop müziğinin en üretken isimlerinin başında gelen Sinan Akçıl, Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetine konuk oluyor. Özlemden söylemem ki kimseye, gel hadi evlen benimle. Son dönemde yeni şarkısı Goy Goy'la fırtınalar estiren Ajda Pekkan'a ve Ebru Gündeş'e verdiği şarkılarla da gündemde olan ünlü müzisyen hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verecek. Ekran başından ayrılmayın. Çocukların olsun hep goy goy, hayat sana nasıl bende goy goy. Birazdan. Evet, Tanju Babacan ve Sinan Akçıl birazdan stüdyomuzda olacak ama bir gelişme daha var. Biliyorsunuz geçtiğimiz 15-20 gün önce Bodrum'da büyük bir felaketten dönülmüştü. Ünlü Türkbükü'ndeki ünlü bir beach'in, ünlü bir klubun teknesi işte böyle içinde 3 gazetecinin ve bir de kaptanın olduğu tekneye şu görüntülerde olduğu gibi çarpmıştı. Bunlar değil tabii ki, bunlar arşiv, işte şu görüntüler. Daha sonra bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra kaptan tutuklanmıştı. Verdiği ifadede görmediğini söylemişti. İşte bu şu tekne, bir dakika dursun arkadaşlar. İşte bu tekne bir balıkçı teknesi ve şimdi Türkbükü'nde, Bodrum'da genelde şöyle oluyor. Muhabirlerin ikisi üçü bir araya geliyorlar. İşte bu tür böyle küçük sandal gibi, sandaldan biraz daha büyükçe balıkçı teknelerini günlük olarak kiralıyorlar ve o günlük kiraladıkları tekneyle de çıkıp işlerini yapmaya çalışıyor muhabirler. Fotoğraflar çekiyorlar, beachleri geziyorlar, koyları geziyorlar. Acaba bir ünlünün fotoğrafı var mıdır, yok mudur diye bütün yaz boyu orada bu işi yapmaya çalışıyorlar. İşte öyle bir gündü ve saat 16.30 sıralarında Hürriyet muhabiri vardı Cenker. Bizim Metehan vardı, TV 100 muhabirimiz vardı ve Habertürk muhabiri vardı. O Onur, o üç muhabiri taşıyan bir de teknenin, balıkçı teknesinin kaptanının olduğu, 4 kişinin olduğu balıkçı teknesi Türkbükü açıklarında, Türkbükü'ne koylara yakın bir yerde fotoğraflar çekiyordu. O sırada Türkbükü'ndeki ünlü bir biçin, kulübün teknesinin hızla yol aldı ve o sürat teknesi biçti. Bildiğiniz ortadan böyle göbekten işte bu tekneye girdi ve 3 kişi son anda, 3 gazeteci son anda kendilerini suya atarak kurtuldular. Tam böyle hani filmlerdeki görüntüler gibi işte bu tekneden son anda atlayarak canlarını kurtardılar. Ancak balıkçı teknesinin kaptanı çok ciddi şekilde yaralandı. Özellikle sol bacağında çok ciddi yaralanmalar vardı, baldırında. Ölüm tehlikesi atlattı. Hemen derhal hastaneye kaldırıldı. Ve işte onunla ilgili, bu olayla ilgili son gelişme şu. Ve 3 magazin muhabirinin bulunduğu tekneye çarpan sürat teknesinin kaptanı serbest bırakıldı dün akşam. Alper Sakay, kaptanın adı Alper Sakay'dı. Az önce telefonda konuştum Alper kaptanla. Mekanın sahibiyle de az önce konuştum. Dedim ki geçmiş olsun. Hani bunun ben bilerek ve çünkü çeşitli iddialar ortaya atıldı bu kazayla ilgili. Yok işte gazetecileri korkutmak için, gazetecileri koydan kaçırmak için, gazeteciler fotoğraf çekmesin diye yapıldığı, bilerek yapıldığı ancak son anda kontrolü sağlayamadığı iddia edildi kaptanın. Yok işte teknedeki isimler fotoğraflanmasın diye söylendi ama ben bunların hiçbirine başından beri inanmadım. Mekanın sahibiyle de o zaman konuştum. Bizim muhabirlerle de, Cenker'le de konuştum, Metehan'la da konuştum. Ve dolayısıyla hani bunun böyle bir şeyin bilerek yapılması çünkü çok ciddi cinayete teşebbüs olurdu. Böyle bir şeyin yapıldığını ben hiç ihtimal vermiyorum. Bu tamamen bir denizcilik kazası olduğuna inandım. Ve herhalde mahkemede öyle olduğuna inandı ki kaptan bugün serbest bırakıldı. Dün gece serbest bırakıldı. Az önce aradım Alper Sakay kaptanı, bu kazayı yapan sürat teknesinin kaptanını. Çünkü ifadesinde diyor ki görmedim ve orada tekne olduğunu bilmiyordum diyor. 2-3 mil mesafedeyken gördüğünü belirtiyor. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler, çünkü teknesinde müşteri var. Müşterilerle ilgilendikten sonra sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım dedi. Yani yapmaması gereken bir şey yapmış kaptan. Çünkü denizde çok dikkatli olmak lazım ve sürekli ileriye bakmak lazım tabii ki. En son 2-3 mil mesafedeyken görüyor. Daha sonra dümeni bırakıp arkada işleriyle ilgileniyor. İşleriyle ilgilendikten sonra dümene geçtiğinde bir anda tekneyle burun buruna geliyor ve kurtaramıyor tabii ki. İfadesi böyleydi. İşte Alper Sakay'ın o ifadesinden sonra da kendisi dün gece serbest bırakıldı. Az önce Alper Sakay'la konuştum. Kendisi noterdeydi. Noterdeyim dedi ve şu an müsait değilim dedi. Ve ilerleyen dakikalarda belki müsait olursa bu kazayı nasıl gerçekleştirdiğini de bize anlatmasını isteyeceğiz kendisinden. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz ve balıkçı teknesinin kaptanının da sağlık durumunun iyiye gittiğini bir kez daha hatırlatalım. Bir daha da inşallah böyle kazalar olmaz ama tabii ki bu sürat tekneyle özellikle Türkbükü gibi hem yüzenin hem teknenin hem botların çok fazla olduğu bir yerde bu tür teknelerin, sürat motorlarının çok hızlı gitmemesi gerekiyor. Bunu da bir kez daha hatırlatalım ve ilk konuğumuza geçelim. Tanju Babacan, kendisini kırmızı sakalıyla biliyoruz ve 2017'de kaybettiği annesiyle ilgili çektiği videolarla da çok konuşulmuştu. Bakalım hem video konuşacağız hem bu Alzheimer üzerine nasıl bir farkındalık yarattı onu konuşacağız. Tanju Babacan'la keyifli bir sohbete hazır olun diyorum. Bakalım. Ne kadar yol kat ettik? Nereye kadar vardılar? Türkiye onu kırmızı sakalıyla tanıdı. Alzheimer hastası annesi için verdiği büyük mücadeleyle kalpleri fethetti. Herkesin anneme muhabbeti. Güzel ellerini. Aynen. Ünlü moda tasarımcısı Tanju Babacan hazırladığı hayranlık uyandıran kıyafetleri kadar etkileyici yaşam öyküsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan Tanju Babacan'ın 2017 yılında Alzheimer hastalığına yenilen annesi Kevser Babacan için verdiği mücadele birçok kişiye örnek oldu ve hafızalardan silinmedi. Seni yaşatacak neler var neler, bir gün gitsen yine hatıran yeter. Tanju Babacan hastalığı ilerledikçe yavaş yavaş her şeyi unutmaya başlayan ilkokul öğretmeni annesiyle bir bebek gibi ilgilendi. Annesi kendisini unutmasın diye de sakallarını kırmızıya boyatmaya başladı. Ünlü modacı sosyal medyadan şefkatle hatırlat etiketiyle paylaştığı annesinin videolarıyla da Alzheimer hastalığıyla ilgili büyük bir farkındalık yarattı. Senin kamerayı alıyorum ya, ondan sonra internete koyuyorum onu. Oraya koyduğun zaman aynı televizyon gibi herkes aynı anda görüyor. Anladın mı? O yüzden onlar seni çok seviyorlar. Annesine gösterdiği özenle binlerce kişinin sevgisini kazanan Tanju Babacan, bu hastalık için en kıymetli tedavi sevgi, muhabbet ve şefkatle hatırlatmak. Hastayı aile içerisinde her zaman bulunduğu yerde tutmak. Mesela Alzheimer hastaları sessizliği sever diyorlar. Yok böyle bir şey. Ben annem bütün arkadaşlarımla diyalog halinde olsun diye salonlarımı yatak odasına çevirdim dedi. Evet, Tanju Babacan stüdyomuza hoş geldin Tanju. Hoş bulduk. Bu görüntüleri izlemek kolay değil tabii senin için. Zor oldu sabah sabah. Yani kusura bakma ama çünkü yaptığın önemli bir şeydi. Çok zor bir şeydi ve önemli bir şeydi. 2017'de kaybettin Kevser anneyi ve tabii ki onu özellikle ben o dönemde mesela çok sıkı takip ettim. O bütün videoları neredeyse biliyorum. Paylaştığım videoları. Hani onun da o anların, o paylaşımların hem böyle bir hatıra olsun diye mi yaptın? Öyle başladı. Hem de yoksa gerçekten bir Alzheimer, bir farkındalık yaratmak için mi? Hayır, bir hastalık size misafir gelmeden evvel çok da farkında değilsiniz, çok da umrunuzda değil. Biz yani annemden hatıra kalsın diye Instagram'da böyle videolar çekiyordum ve alaka görmeye başlayınca hoşuma da gitti. Sonra baktım bir hikayeler gelmeye başladı. İşte benim de anneannem, benim de dedem, benim de ablam hikayelerin yoğunluğuyla ne kadar da ciddi bir şey olduğunu, yalnız bizim başımıza gelen bir hadise olmadığını görmüş olduk. Evet. Ve sorumluluklarımızın olduğunu gördük. Türkiye Alzheimer Dernek Başkanı, Türkiye Alzheimer Vakıf Başkanı nezaket gösterdiler. Bu hızla gelişen harekette hemen onlar da yanımızda oldular. Hı hı. Bu konuda çok zengindik. Sağımızda dernek başkanı, solumuzda vakıf başkanı. Ancak bu hastalıkla ilgili net bir şifa yok. Ben de doktor olmadığımdan ötürü şuna karar verdim. Anne evlat arasındaki o ilişkimizi hiç sanki annem hasta değilmiş gibi devam ettirmek. Tek çocuk musun Tanju? Hayır, 5 kardeşin en ufağıyım. Ve bu ilişkide merhametten başka, muhabbetten başka hiçbir şeyin çözüm olmayacağını ve sabırlı olmak zorunda olduğunuzu, halen daha mesajlar aldığımda sabırdan başka hiçbir şey önermiyorum. Çünkü sabırsız olursanız, insanız tabii ki, sabırsız olduğumuz anlar da var. Ama ertesi gün karşınıza daha büyük bir sorun halinde çıkabiliyor. Ne zaman, nasıl başladı peki? Anneni ilk anladığın dönem ne zaman? Ben 2017'de kaybettin. Söyleyeyim, ben ablamı kaybettim. Ben kardeş kaybetme duygusunda sarsılırken annemin, babamın evlat kaybetme duygusunu pek anlayamadım. Çünkü anne baba değilim. Ardından 1 sene sonra babamı kaybettim. Babamın ardından annem irtifa kaybetmeye başladı. Çabuk bunu anlayamadık ama o kadar çabuk gelişmeye başladı ki zor bir hastalık. Değil mi? Ama tabii ki bu yaşadıkları acılar mutlaka tetiklemiş olabilir. Yani önce kızını kaybetmesi. Kesinlikle. Ardından eşini kaybetmesi. Kesinlikle. Bir yıl ardından. Mutlaka bu hastalıkla ilgili herhangi bir somut bir tedavi yöntemi ne yazık ki yok. Neden kaynaklandığı üzerine de hani şudur budur diye de birebir teşhis konamıyor. O da yok. Ha nedir? Mesela ben doktora gittiğimde şöyle dedim. Doktor dedim, çok bir şey bildiğinizi düşünmüyorum dedim. Sizin en iyi bildiğiniz şey artık yorulmuş evlatları, işte gelinleri, damatları, bunları tanıyorsunuz siz. Ben annemi sürekli uyutma niyetinde değilim. Uyanık bir anne istiyorum. Öyle bir şey mi önerdiler? Yani sakinleştiriciler. Evet. Ne kadar uyursa geçip gidecek. Evet. Şimdi Alzheimer vakasında muhabbet gerçekten çok önemli. Neler verdiğiniz çok önemli. Oradan oraya, oradan oraya annemi taşıdıktan sonra hatta Nişantaşı'ndaki salonumu, atölyemi kapatıp Levent'te bir villaya geçtim. Neden bir villaya geçtim? Dedim ki annemle ben yukarıda otururuz. Bütün konuklarımıza da kapıyı biz bir aileyiz diye açarız. Burası bir home office haline dönüşür. Ama ardından ataklar fazlalaşmaya başlayınca bu sefer ne yapalıma döndük? Dedik ki Sakaryalıyım. Sakarya ile İstanbul arasında bir yer olsun, Sapanca olsun. Yeni tanıdıklar annemi ilgilendirmiyor ki, eski tanıdığı insanları görmek istiyor. İşte sevdiği müziklerle besledim, onunla besledim, bununla besledim. Çok güzel zamanlar geçirdik. Peki, ama affedersiniz, Alzheimer hastalığı ile ilgili aileye Alzheimer geldiği zaman bir sülaleye geliyor. Bir, bunaklıkla karıştırılıyor. 2. Sessiz konuşmayı sanki duymayacak zannediyorlar. O kadar zeki insanlar ki bir an duyabilir, 1 saniye sonra unutabilir. Duyduğu andaki tahribat çok önemli burada. Ardından zincirleme devam ediyor. Bakıcı sıkıntıları, onlar bunlar. En büyük sıkıntı da şu. Anne erkek evlat arasındaki ilişkide kapınızı başka şeyler çalmaya başladığında, bir gün annenizi yıkamak zorunda olduğunuzda falan da filan da, o zaman da sizde yıkımlar başlıyor ama ertesi gün evelallah Florence Nightingale'e oluverdim. 2 dakikada aparatlarım yanına bir de hemşireliği koymuş oldum. Muhabbetle geçirdik. Bir Alzheimer vakasına göre annem gelin gibi uğurlandı diyebilirim. Çünkü o kadar ağır hikayeler duydum ki genç bir kadının, ah Tanju Bey, ben babamı vermek istemezdim bakım evine ama artık babam beni evde taciz ediyor'ya kadar varan bir sürü hikaye dinledik. Şimdi onu diyeceğim. Ataklar dedin ya, o ataklar mesela nasıl oluyordu? Yani bir sinir krizi atağı mı yoksa bir saldırganlık mı? Agresif olabiliyor veya bazı hayalleri olabiliyor. Mesela veya tırnak... Tabii hastadan hastaya da değişebiliyor. Değişebiliyor tabii ki. Senin annendekinden bahsedeceğim. Değişebiliyor. Mesela bir gün geldiğimde... Rahmetli ablam da var. Dedi ki, yahu dedi Tanju dedi, bunlar dedi pek bir gamsızlar dedi. 2 gün önce dedi babanı dedi 2-3 adam aldı götürdüler. Bunlar yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar dedi. Anne dedim. Şeyler almış götürmüş balığa gitmişler dedim. Yani yok öyle anne böyle bir şey yerine yakınınızın Alzheimer hastasının hayal ettiği şeyin içerisine birazcık girin, sonra dikkatini çekecek başka şeye yönlendirin. He, anladım. Yani onun dikkatini dağıtmak, oraya kilitli kalmamasını... Ama hayırla yaklaşmak anladım. Değil bu. Ama şimdi işte bu gerçekten dediğin gibi büyük bir sabır meselesi. Şimdi sende o sabır fazlasıyla olduğunu çektiğin videolardan, işte yaptıklarından gördük. Estağfurullah. Çünkü... Edep ederim. Anneme sabırsızlık, büyüklerime sabırsızlık etmekten edep ederim. Eğer bugün ben sokağa çıktığım zaman uzaktan bak böyle gözüyle karşıdan hanımlar, beyler beni böyle seviyorlar. Veya bir sarılabilir miyim? Kimse bana elbisende ne güzel oldu, aman da Ayşe'yi Fatma'yı çok güzel giydirdin diyen yok. O dönemde... Başka bir muhabbet hala daha, evet. Hala daha başsağlığı alıyorum. Başka bir muhabbet gelişti aramızda. Bu da şundan kaynaklandı. Yahu ben apayrı bir konuya geçiyorum buradan ama bu Instagram'da takip ettiğim insanlar. Ama ne aristokratsınız, hep mi saraylarda yaşıyorsunuz, hiç mi bir kuş kelebek geçmiyor, siz hiç mi televizyon karşısında buzdolabınız full dönülürken bir zeytin ekmek yemiyorsunuz. Biz annemin saçını düzeltip arkaya 2 tane şamdan koymadık. Yani Ayşe Hanım'ın kayınvalidesinde yaşadığı sıkıntının aynısı bu camda da var dedik. Bu samimiyetle bu halka çoğaldı ve buradan Türkiye'nin neredeyse tüm sektör ünlülerine teşekkür ederim. Bir ricamızla kocaman bir halka olup Alzheimer farkındalık hareketi yaratmış evet. olduk. Doğru. Bir şeyler verebildiysek ne güzel ama bugün sokaktaki annene iyi baktın oğlum lafı vah 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 vah. Evlat annesine iyi bakmış, birbirimizi alkışlayıp duralım. Mecburiyetten ötürü annesini, babasını, yakınını bırakmak zorunda olanlara saygımızdan 3 düğmemiz varsa 4 düğme ilikleriz. Allah onlara yar ve yardımcısı olsun. Evet. Ama ben 50 yaşındayım. Halalarım, dayılarım bakıldığı zamanları bilirim bu ülkede. Böyle hopadak diye bırakmalara ben bunlara hiçbir şey diyemiyorum. O süreçte ablanı da kaybettin. Diğer kardeşlerin sana yardım etti mi? Söyleyeyim. Yoksa... Hep ben baktım, öbürleri baktım. Bir dakika. Öyle şeyler olur ya. Ben kendime eğer ki bu görev benim diye yüklendiysem tabii ki öbür evlatlara da koştular ama görev benimdi. Ben aldım. Yani biz seninle kardeşiz, konuda annem. Bir şey soracağın zaman bana sor. Çünkü ben o görevi aldım. Evet. Sen bir rahat et. Ben pes ettiğim zaman sana söylerim zaten. Benim için en ağır hadise şuydu. Evlat annesiyle vedasını yapmak istiyordu. Çünkü aynı zamanda son 1-2 ayda bir kanser ve Alzheimer'ı aynı anda ağırlamak durumunda kaldım. Anneme evladını kaybettiğini söylemedim. Bilmedi öldüğünü ablamın. Ne zaman ablamın cenazesindeki büyük kalabalıkta annemi görmeyince işte o gün annemi kaybettiğimi anladığım gündü. He, benim annem yok dedim. Cenazeye gelemedi çünkü. Evet, gelmesini istemediniz zaten. Çoktan kaçırdım başka bir tabii. yere ben onu bir başsağlığıyla karşılaşmasın diye. Alzheimer altını çizeceğim en önemli kelime ya anlamaz o anlama. Anlar o. Anladığı andır mesele olan. Anlayıp unutuyor ama anladığı andaki ama yarattığı tahribat. Aynen öyle. Önemli. Aynen öyle. Çünkü Alzheimer hastaları zeki insanlar. Ne kadar sürdü peki Tanju bu süreç? Yani 2017'de kaybettin. Geriye döndüğünde 3 yıl mı 4 yıl mı? Biz bir 2,5-3 yıl kuvvetli yaşadık. Kuvvetli yaşadık. Evet. Çok güzel ağırlandık yalnızca. Annem çok sevildi sokaklarda. Evet. Bugünün ben bunu kitabımda da yer verdim. Bugünün zor dediğimiz Bülent Ersoy'u bir şarkı yerine iki şarkı söylemiştir. Gülben Ergen'i provada elbisesini çıkarıp artık bittiği anda home office'ti ya. Hı-hı. Gülben ben elbiseyi daha görmedim dediğinde elbisesini bir kere daha giyip karşısına çıkıp Hı-hı. ben First Lady'nin şak diye elini öpüp annem için ülkenin cumhuru reisinin eşi meşi diye bir şey yok. Annem tak diye elini uzattı. Yani o kadar şimdi dahi etkileniyorum bakarken ama teğet geçiyorum bazen bakmamaya çalışıyorum. Ama bazen de seyrettiğimde videoları ne gülmüşüz ne komik anlar yaşamışız ne şarkılar söylemişiz. Annesini çok özlüyordu annem. Nereden getireyim annesini? Nereden bulayım? Alzheimer hastalarının hani bugünü değil ama daha geçmişi, çocuklukları değil mi? O dönemlere aynen öyle. Geri dönüyorlar. Ben annemi özlüyorum daha kaybetmeden. Koca annem annesini özlüyor. Anne gideriz diyorum, evi tarif ediyorum. Yok canım benim çocukluğumda gördüğüm ev bile değil. Onların zamanında oturduğu bir ev varmış, biz oraya gideceğiz. Hmm. Sonradan bir video seyrettim. Anneme gidelim tamam dedim, sabah gideceğiz dedim. Ayak uçlu yatıyoruz. Bir 10 dakika falan geçti. Tanju dedi. Efendim anne dedim. Ne götüreceğiz dedi. Lokum götürürüz anne dedim. Ne dedi. Lokum dedim. Sonra seyrediyorum da 13 kere lokum demişim anneme. Lokum, 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 lokum. Ve o dönemde Tanju Bey diye mesajlar alıyorum. Ah Tanju Bey, ah annenizin kıymetini bilin. Ben de diyorum ki ben anamı şımartıyorum, anam beni şımartıyor, ayaklarına kadar okşuyorum. Daha ne kıymeti bilinecek diye. Ha, Allah analıyla anasız arasına bir perde koymuş. Anası sağ olan anasını kaybedeni anlamaz. Ancak samimi arkadaş bir ritüel olarak muhabbetle yanında olmak için başsağlığı diler. Ne zaman ki kaybeder o gün der ki ha, bu böyle büyük bir duyguymuş, başka bir şeymiş. Başka bir şeymiş. Sakallarını annen seni tanısın. Ben anlatayım. Evet. Ben anlatayım. Sakallarım evveliyatında kırmızı olarak bir yola girdi. Fakat sakalın artısı birden yükseldi. Anahtarla kapıyı açıyorum. Annem artık bizde yatak odası falan yok. Salondayız çünkü evet. Annemi odalara kapamak aman girmeyin, girmeyin, girmeyin böyle muhabbetler yok. Herkes gelecek, herkes kendini tanıtacak, herkes bir Alzheimer ağırladığını bilecek bu evde. Müzikler çalınacak, her şey yapılacak burada. Kapıyı açtım, annem dedi ki kimsin dedi. Benim dedi. Tanımıyor. Kimsin sen dedi tekrar. Bu sefer gözünü beğenmedim kimsin seni. Birazcık yaklaştım böyle buraya kadar. Anne benim dedim. Baktı ve gülümsedi. Sen benim kırmızı oğlumsun dedi. Ben anamın aloğlu oldum. Sonra doktorlarla görüştüm. İşte o kırmızı algısı onu toparladı. Bir daha hiç annem beni unutmadı. Ve sürekli de ondan sonra sakalını kırmızıya boyamaya devam ettin değil mi? Evet. Galiba bir sırada böyle gidecek diye düşünüyorum. Değiştirir misin sakalın rengini? Ya şimdi artık o da... beni siz efendim fevkalade duayen bir markasınız. Ben buraya gelirken ben magazinden beslenen biri değilim. Bunu biliyorsunuz Biliyorum. Değil mi? Gayet iyi. Beslensem 30 yıl içerisinde kimlerin nelerini anlatırım. Her gün bir magazin programında burada aa yaparım, gezer dolanırım. Öyle olmadığını bildiğim için. Kırmızı sakalın arkasındaki adam bu kırmızı sakal kadar bir adam değil. Bir gün siyah olur, bir gün kesilir. Önemli olan yaptıklarımız, muhabbetlerimiz, konuştuklarımız. Ben böyle bakıyorum. Değişebilir böyle diyorsunuz. Peki ne kadar sıklıkla boyuyorsun ve bakımı zor değil mi? Nasıl? Bakımı zor. Ama ben berberler silsilesinden artık kendim boyamaya geçtim. Güzel zaman geçiriyorum ve daha az kırıkları olmuş oluyor. Biraz salıyorum. Yani boyamadığım zaman da oluyor. Biraz siyahlar geliyor ama bir program olduğunda veya bir önemli gezme varsa boyuyorum. Ama çocuklar çok acımasızlar. Çocuklar bana sokakta hayranlar. Yani böyle... mutlulukla bakıyorlar ve hatta sen nereye koyarsın dediğimde önce böyle yapıyor, sonra yeşil çıkıyor, sarı çıkıyor. Acımasızlıkları şu. Nerede acımasızlık? Söyleyeyim, yaklaşıyor. Siyah çıkmış diyor. Çok acımasızlar. Dip boyası gelmiş diye. Aynen öyle. Güzelmiş. Evet ama çocuklarda... Sarışın kadınların şeyi vardır biliyorsunuz. Sevgilisi anlamsız zamanda çağırdığında bir dip boyası varsa yani ne olacak? Ama bir bandana takar bilmem ne, yine siyahı kaybeder. Bir anda sen takacak bir şey de yok. Bana yani 3 gün evvelden haber vereceksiniz bana. Doğru söylüyorsun. Peki şimdi... Bu konuyla ilgili araştırmalar da yapmışsınız. Türkiye'de mesela Alzheimer'la ilgili çok fazla hasta var mı? Aile uğraşıyor mu? Ve evinde Alzheimer hastası olanlara ne söylemek istersin ya? Türkiye'de Alzheimer hastası... Hepimiz Alzheimer potansiyeliyiz. Doğru. Yani Sayın Dernek Başkanı, Vakıf Başkanı bangır bangır bunu anlatıyorlar. Ne yapalım? Ne yapalımla ilgili bir şey bilmiyorum kendi adıma. Ne yapıyorum işte, kelime oyunları oynuyorum falan yapıyorum ama başa gelince zaten Alzheimer olan ben olacağım için bana hayat rahat. Yani yapacak bir şey yok. Ama burada Alzheimer ailenize misafir geldiğinde o misafiri en iyi şekilde ağırlamak zorundasınız, vermek zorundayız insanlara. Bir de devlet olarak çok yanlarında olmak zorundayız. Bez olayı var. Evet. Yani masraf var, bir sürü masraf var. Peki bakım evlerine bırakanlara ne diyorsun? Hemen söyleyeyim. Kızıyor musun, eleştiriyor musun? Bir gün biri geldi bana, dedi ki işte dedi falan tarafta dedi bir yer var, Tanju Beyciğim dedi, görseniz dedi böyle. Vallahi hanımefendi dedim, eğer dedim benim için söylüyorsanız lütfen şimdiden odamı hazırlayın. Ama dedim kurnaları dedim altın olsa dedim benim verecek anam yok size dedim. Şimdi başa dönüyorum. Bir mecburiyet içerisinde, mecburiyet nedir? Had bilmek zorundayız. Yarınki mecburiyetimizi biliyor muyuz? Bilemiş. Hiçbir şeye karşı bilmiyoruz. Evet. Mecburiyet doğrultusu yapanlar okey. Ama keyfi bırakanlara ona diyecek sözüm yok. Ne diyebilirim ki yani? Hani olmamış. Hani bir şey tamamlanmamış, bir şey eksik kalmış. Genetik midir bu? Genetik o. Mesela yarın ileride Alzheimer olmaktan korkuyor musun? Yok. Ben Alzheimer olmaktan korkmam. Ben daha başka hastalıklardan korkuyorum. Ama yine de gelirse kuyruğum dik olarak ağırlayacağım bu hastalıkları. Yahu Allah göstermesin. Bir şey diyeceğim sana. Hani Sultan Süleyman... Ne kalmadı bu dünya misali. Doyum olur mu hayata? Asla doyum olmaz. Eskiden derdim ki eğer ölüm yarınsa elhamdülillah derdim. Şimdi tabii ki ölüm yarınsa merhaba, okey. Ama daha çok yaşamak istiyorum. Çünkü yaşamak o kadar güzel ki hep şeyi örnek veriyorum. Şu köşe hayatsa ve bu köşeden de sürekli bir toplar geliyorsa, senin elinde de raket varsa, hep pembe gelecek değil ya, gri gelecek, siyah gelecek, sen vurmaya devam edeceksin. Kaçırabilirsin arada ama vuracaksın. Hayat o zaman güzel. Öbür türlü pürüzsüz bir şey var mı? Yok tabii ki. Senin hayatında da yok. Senin hayatında da büyük değişimler var. Çok. Mesela hani tabii ki sosyal medya, gerçi şimdi o zaman senin sosyal medyaya bakışın pozitif mi? Çok faydasını da gördüm. Çünkü hani annenle ilgili özellikle de Alzheimer konusunda farkındalık yaratma konusunda sosyal medyayı çok iyi kullandın sen. O anlamda bana da senin için mesela pozitifmiş gibi geliyor sosyal medya. Ve tabii o yılan dilliler, canını acıtmak isteyenler her zaman mutlaka var. Değilim, buna bağlı değilim. Hani tabii. Sağ kolunu kaldır, öbürü darılır, sol kolunu kaldırıyor. Bir de biz yok efendim mecmuaların, gazetelerin, az televizyonlu zamanlarda nam yapmaya başladık. Ne sosyal medya vardı, ne bir şey vardı. Bize sokaktaki selam sosyal medyadan gelmez. Ben sosyal medya fenomeni falan filanı değilim. Dolayısıyla böyle bir mecrada oldu. Buradan da bütün her ekrandan geçen bir tek samimiyet değil midir? Bir televizyon yüzü olarak söylüyorum size. Kesinlikle. O yüzden biz de buradan samimiyetimizi verdik. Yani bu dedik. Şey yapsaydık, çanta markamızı koysaydık. Tabii ki işi bu olanlara bir şey demiyorum. Ama hayatımız bunu aldım, bunu da aldım. Şunu TED konuşmamızı biraz önce verdiniz. Orada dedim ki Marka giyinmek dünyanın en ucuz şeyidir. Paran vardır, markayı satın alırsın. Pahalı olan ise stil sahibi olmaktır dedim. Hı-hı. Dolayısıyla yahu bir stratejim olmadı, olmayacak da. Instagram'da paylaşım saatlerime falan bakarsanız ne varsa koyarım içine. O an keyif aldığım her şeyi koyuyorum. Sen marka giyiyor musun? Ben ara sıra giyiyorum. Gözlükleri marka mesela. Efendim ara sıra giyiyorum. Şık bir marka. Ara sıra giyiyorum ama edep ederim benlikten, fakat hani artık lokma döker gibi marka elimizin kiri olmuş, hop kumaşı büküyoruz, el melek elimizle şekillendiriyoruz, giyiyoruz, hiçbir marka olmasa bile Tanju Babacan oluyor. Güzel. Peki marka giyenlere gerçekten öyle mi bakıyorsun? Stil sahibi olmak mı önemlidir? Mesela markayı küt diye alırsın. Alırsın. Değil mi? Stil sahibi olmak daha mı önemli? Stil sahibi olduğun zaman pazardan da alırsın, evde bir makinede dikip de giyersin, markayla falanı da karıştırırsın. Hepsi bir arada güzel bir kombin hazırlamış olursun. Hı hı. Kim var Türkiye'de senin beğendiğin stil sahibi olan? Vallahi sayabileceğim. Galiba zor soru oldu. Türkiye'de stil sahibi yok anladım. Var hani çok uzatmayayım, kestirmeden Ajda Hanım'ı çok severim. Semiramis Pekkan'ı çok severim. Sevdiğim böyle isimler var. Doğru. İşi bilenlere baktığımız zaman Bülent Hanım pek bir iş bilenlerdendir. Benim çok sevgilim, çok kıymetli, herkesin kıymetlisi Nilkara İbrahimgil, hayranımdır, büyük keyifle. Benim imzam olsa da olmasa da giydiği her şeyi takip ederim ve bayılarak izlerim. Doğru. Nil'in de mesela tarzı, stili olan kadınlardandır, sanatçılardandır. Çok katılıyorum. Peki, şimdi sen mesela bu kırmızı sakalı marka haline de dönüştürdün. Evet. Değil mi yani? Onun İngilizce ismiyle marka olarak da yapıyorsun. Bir de tabii ki o meşhur ayakkabı markasının dünyada yaptığı bir alana bir de çocuklar için kampanyası diye bir kampanya. Bir alana bir verelim. Bir alana bir verelim diye. Size de burada çoraplarımı getirdim. Öyle mi? İşte bu çoraplar. Dur bakayım çoraplara. Evet. Bir alana bir verelim diye. Evet. Harika. Ne oldu bununla beraber? Yumurtalı. Evet. Bununla beraber ne oldu? Bir çorapla güle güle giyin. Bir çorapla kimsenin hiçbir şeyini örtemiyorsunuz. Anadolu'yu gezdiğiniz zaman bunu görüyorsunuz zaten. İhtiyaç sahibi okullara Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ulaşıyoruz ve giderken bu aslında başka o markayı bir kenara koy. Yahu Anadolu'nun yok muydu askıda ekmek? Kesinlikle. Askıda ekmeğini yaptık biz bu işin. Ve bir tane alıcı, bir tane hemen bir çocuğa ayırdık. İşte çocuklara çorap götürürken dostları aradık. Dedik mont gönder, ayakkabı gönder. Bir baksan inan ufacık bir kamyonet. Ama gittiğimizde kocaman yürekler, mutlular. Baksana nasıl sağa sola düşüyorlar. Aynen, mont falan da götürüyor musunuz? Her şeyi götürüyoruz bir arada. Diyor, çorap tabii canım konuşuyoruz. Hani bir dam akıyorsa falan oluyoruz falan. Hani ne yapabiliyorsak böyle bir şey. Peki bunun için mesela topluyor musunuz insanlardan? Çok açılmamıza gerek yok. Birkaç arkadaşımızı arıyoruz, topluyoruz. Sağ olsunlar, hepsi gönüllüler. Anladım, öyle büyük herkes yani. Biz de gönderelim, şunu gönderelim, bunu gönderelim diye böyle bir geniş kapsamlı böyle tekliflerde de istişare ediyor ekibimiz. O doğrultuda hani ne kadar götürürsek o kadar iyi. Bir tek bizde bir sürü kuruluş var, böyle yardım halindeyiz. Yani 2019 yılına gelmişim, falan şehrin havaalanı varken filan bilmem, çocuğun ayağında hala lastik ayakkabı. Bir tane kız ayaklarını böyle çırpıyor, giydiriciye kızıyor. Beğenmedi ayakkabıyı. Ayağında lastik var ama tabii. Beğenmiyorum. Sonra başka bir rengini aldım. Bak kızım dedim, bunun içi sıcacık falan filan bilmem ne. Onlar da beni çok seviyorlar çünkü onlar Tanju Babacan'ı ne tanır? Kırmızı sakallı bir abi geldi diye. Abi diyorum, amca aslında da. Noel Baba gibi değil mi? Aynen öyle. Öyle bize hediyeler getiriyor. Noel'lerde yurt dışında çok keyifliyim. Zannediyorlar ki hani Noel diye kırmızı yaptırdım. Şimdi senin 2007'ye kadar, 2005'lerde, 2000'lerin başı diyeyim hadi, çok hızlı, çok renkli, bambaşka bir hayatın var. Ve ondan sonra sanıyorum 2007'lerde, 2008'lerde böyle bir değişim sürecine giriyorsun. Hayata bakışın, yaşam tarzın, dünyaya bakışın, inancının değişmesi, inancının daha kuvvetli hale dönmesi. 2007'lerde tahmin ediyorum bu değişimi yaşamaya başlıyorsun. Şimdi bu tereddüt diye çıkardı. Evet. 2 sene mi oldu kitap çıkardı? Biz 1,5 sene falan oldu. 1,5 sene, evet. O kitapta okudum kitabı. Ve o kitapta da mesela bunu çok güzel anlatıyorsun sen. O yaşadığın hayattan buraya nasıl geçtiğini ve o kitapla ilgili de bütün çocuk, bütün anne babaların okumasını istedim. Ve diyorum ki, hı-hı, eğer diyorum yarın bu anlattıkların dışında bambaşka biriyle karşılaşırsanız şaşırmayın. Çünkü benim şaşırma ihtimalim var, şaşırmama ihtimalim var. Kitabın öznesi şunu anlatıyordu. 2 heteroseksüel birbirine aşık oldular. Yani bir erkek, bir kadın. Hı-hı. Birbirlerine aşık oldular. Ve bir tane de evlatları oldu. Evet. Anne, annelik merhametinde aldığı yere bak. Hı hı. Baba da babalık merhametinde. Statüleri ne olursa olsun anne babanın, dışarıya çıktıkları an zaten birinci derecede akrabalarından ve dışarıda homofobik bazı sesler gelmeye başlar kulağına. Eğer bu doğan çocukta bir değişiklikler hissedilirse. Hı. Yani eşcinsel bir çocuksa bu. Bu anne baba eve geldiklerinde annelik merhametiyle nefsi yer değiştirirse, babalık merhametiyle mevzu yer değiştirirse, en mutlu büyümesi gereken nokta olan ailede, hı hı, o evde çocuk mutsuz yetişmeye başlarsa kırılgan olur, zorluklar yaşar. En sevdiğini mutsuz eder, en sevdikleri. Sen öyle bir çocukluk mu yaşadın? Ben böyle bir özne verdim. Ben bunu yaşamadım ama, hı hı, ben 38 yaşına kadar böyle bir hayat yaşadığımda bir sürü Van'dan gelmiş, Hakkari'den gelmiş, oradan bir öyle sürü mektup gibi aldım, hikayeler aldım, kulüplerde tanıştım, öyle tanıştım, hmm, böyle tanıştım. Bir sürü hikayeler dinledik. Evet. Bir sürü ensestler dinledik. Bir sürü tacizler dinledik. Hmm. Dolayısıyla lütfen o evladın burada yetişmesinde arkasında olunuz, dost olunuz, muhabbetkar olunuz, sonrasını ona bırakınız. Evet, önemli olan önün bu, sağlıklı bu, şekilde bu yetişmesi gerçekten. Peki, mesela sonra o dönem Umre'ye gidiyorsun, daha fazla Kur'an okumaya başlıyorsun, daha fazla ilgi duyuyorsun ve hayatında başka bir yöne evriliyorsun. Evet, evet. Mesela burada, mesela tabii ki şimdi bu söylediğin 2007'ler falan mıydı? 38 yaşındaydım. Kaçtı hatırlamıyorum. 12 yıl geri dönersen, evet, evet, yani evet. 2007'ler civarı bir dönem. Mesela o dönem tabii ki Umre'ye gitmeler ya da bu tür manevi değerlere yönelmeler hep değişen Türkiye'nin siyasi yapısıyla falan filan hep değerlendirildi. Ünlüler açısından söylüyorum. Evet, evet, doğru. Yani senin için de böyle eleştiriler yapıldı. Senin için de mesela ya hani daha bir pozisyon almak için, daha bir işte tesettür modası diye tabir edilen modada üretimler yapmak için, oradan daha fazla para kazanmak şimdi için falan. Hemen şöyle bir meslek geçmişime dönmek, hı-hı, istiyorum. Ben sevgili İzzet Çapa, Gürnar Çapa, Çapa ailesinin Tarabya Otel'den tutun da Halaskargazi o zaman Halaskargazi, oraya kadar, Rumeli'ye kadar varan moda salonlarında haute couture hizmet veren genç bir stilist tasarımcıydım. Evet. Onlardan yetişmeliyim. Kalfalığımı hemen orada bitirdim. Hmm. Ben Nazmiye Demirel'i de giydirdim. Hmm. Kimleri göre göre geldim. Dolayısıyla zaten o terziydim ben. Hmm. Paça kıvırırım, yine evime bir tane ekmek götürürüm. Dolayısıyla böyle düşünsenize, bu ekmek yemeye benzeyen bir şey değil ki. 12 sene boyunca eşcinselliğime dondurmak, durdurmaya çalışmak, hmm, bir nadas, bir şey yaşamaya karar verdim. Nasıl yaşamaya karar verdim? Ben muhafazakar bir ailenin oğlu değilim. Apazız biz. Dolayısıyla, hı hı, akraba evliliği olmadığından ötürü soyun. Onlar bile amcalarımız, Apazya'daki Hristiyan akrabalarımız bile var. Yani böyle, hı hı, Müslüman Hristiyan karışımı bir yapı. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Allah aşkına desene, ne anladın sen diye. Hı hı. Ne anladın? Cevap veriyorum. Belki hiçbir şey anlamadım. Ama oradan bir ilmik beni çekti ve 12 sene boyunca bir nadasa girdim. Dedim ki ben bunu bir durdurmak istiyorum. Nasıl durdurma kararını verdim? Öyle ekmek bırakmaya, rejime benzemez bu iş. Nasıl durdurmaya karar verdim? Dünyanın en keyifli şeyidir. Hangi vizyonda, hangi cinste olursan ol, tenin tene dokunması, dünyanın en büyük hazları bunlar. Buralara girmeyelim. Yaşamın önemli kaidelerinden biri. Ama dedim ki yahu dedim, benim dedim çok vakalar gördüm. Kadın kanser, kocası ölümüne son 10 gün kala onu terk ediyor. Kocası askerde ölmüş, bir ay sonra derdi evlenmek olmuş. Dedim ki açlıktan ölen duydum ama dedim seks yapmamaktan ölen duymadım dedim. Ben dedim buraya giriyorum dedim. Ay çok dinlendim, çok keyifler aldım ama şunu bil. Bende hiçbir şey değişmedi. Ben bir şeyleri bir durdurdum. Yarından bir haberim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Yarın da değişebilirsin gerçekten, değil mi? Yarını sen bil, hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, yarın da hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle bir değişme gelebilirsin. Peki, şimdi Tanju Babacan'ın... #loveislove. Biliyorum. Tanju Babacan'ın sosyal medyasına hemen bakalım. Neler paylaşıyor görelim onu da. Mesela bir yeğenim var galiba, değil mi? Yeğenim mi? Evet. Çocuğun... Yeğenler, hepsi var. Dede oldum ben. Evet, bu bir dakika arkadaşlar. Evet, burası senin evin. Evin ve arkadaşların. Ah Suzan'ım bu benim. Evet. Ve bunlar arkadaşların mı yoksa daha çok müşterilerin? Yok. Arkadaşlarım, bir de şöyle de oluyor. Yani 3 provada artık teninin kokusunu tanıyorsun. Sohbetler gelişiyor, muhabbetler gelişiyor. Arkadaşız ya. Sunan benim zaten Büyük Alişe'nin biricik... Ya bir şey anlat. Burası atölyen mi? Ay, Suzan'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Suzan, annemin cenazesinde 2 tane hizmetkar var. Koşturan. 3. hizmetçim Suzan Şen. Çay kahve onu bunu bilmem. Yani böyle arkadaşım, böyle dostum. Kucak dolusu öpüyorum onu. Benim atölyem nerede? Şeyde geçti, bir provada vardı. O... Atölyem nefes alan bir yer. Herkes her yerinden geçebiliyor. Çok stajyer kabul ediyorum. Çünkü çok üniversite var, çok moda kulüpleri, onlar bunlar, kurslar falanlar ve yurt dışından gelenler, modacı sayısı belli. Bu da 30 sene sonunda artık mesleki sadakam olduğunu düşünüyorum. Yani bu çocuklara bir şeyler vermeliyiz. Bu da dün akşam galiba. Dün akşam flüt dinletisi yapıyoruz. Çok da güzel geçti. Zuhal'cığım, Uzay'cığım. Hep beraberiz. Peki mesela bir hot couture Tanju Babacan imzalı kıyafet. 15 bin, 20 bin, 25 bin. Cevap yok. O rakamlara çıkıyor mu? Biraz daha yükselt de kırışırız paralara. Değişiyor. Sınırı yok yani. Sınırı yok. Şimdi bu stüdyo 5 liraya mal oldu diyelim. Ama ben sana bir stüdyo yaparım burada. Tabii. 105 bin lira yaparım. Ama bir kaşemiz var. Yani bir modacıya merhaba diyorsan bu ritüelin bir şeyi var. Alt limiti var. Alt limiti var. Evet. Çok ünlüler de geliyor senin şeye, atölyene. Ve onlara da dikiyorsun. Onlara da. Mesela onlar pek kapris yapmıyorlar mı? Şimdi bununla ilgili... hep bana şunu sorarlar, Bülent Hanım zor mudur diye. Aynen. Şimdi birazdan çünkü Bülent Hanım şeyinde klibinde yayınlayacağım. Orada çünkü stylingini yaptın. Daha bütün kostümlerini yaptım. Styling Nihat Odabaşı ile beraber paylaşımlarımız var. Zor mudur? Ya müsaadenizle biraz da zor oluversin yani. Yani bilmem kaç seneyi sığdırmış. Biraz da zor olsun. Yani şurada 3 günlük 2 internette bilmem ne yaptı diye bilmem neler. İznin tar geldiği zaman konuyla alakalıdır. Şimdi Fatih Ürek de benim müşterim. Tam tezatından sevgili Bülent abi, Bülent Sertaş da benim müşterim. Biri başka gelir, biri başka gelir. Bir protokol, isim vermek istemiyorum falan gelir. O da benim müşterim. Yani tabii Emine Hanım falan da biliyoruz değil mi? Emine Hanım da zaten öyle çıkıyorsun hep. Cumhurbaşkanı eşi... Şöyle ben yalnızca Obama ile Cumhurbaşkanlığı beraberliğinde bir kıyafetim oldu. Böyle bir birbirimize böyle bir muhabbetimiz oldu. Çok şekerdir, çok hanımefendidir, budur. Evet. Peki Bülent Hanım'ın peki bu abartılı İşte bazen böyle gözlük takıp fakirler. He? Çok fakir olmuşlar. Olmaz. Öyle biraz yükler. Bak. Severim. Bir de Bülent Ersoy'u şimdi... O tarzı yakıştırıyor musun? Bugünkü kıyafetleriyle bir tek bakmamak lazım. Şöyle bir Google taraması yaptığınız zaman neler giymiş ya. Evet, evet. Ne ustalardan neler giymiş. O bel tabii ki o zaman bu kadar dal gibi. Bilir Bülent Hanım ne giyeceğini ya. Yani bir konuştururken. Çünkü... Sahnede bu değil midir zaten? Doğru. Yani bugün çıktım ve yarın herkes bu konunun üzerindedir. Evet. Ve başka klipler yapıyor musun? Yapacak mısın? Ya da var mıydı böyle bir çalışma? Ben daha klip bilmiyorum ama ara ara Bülent Hanım böyle hepimizi bir gezer. Hı hı. Güzel imzalarım vardır hanımefendi. Evet. Ama Bülent Ersoy'da işte başka birisi gelse onunla çalışır mısın? Nasıl? Klip meselesi, klip gibi şeyde diyorum. Klibin hani hem bütün giyim stylingini yapmak hem bütün şeyi... Tabii yapıyorum zaten, sürekli yapıyorum. Evet. Yani bir sürü star yıllardır müşterim var, bunu yapıyorum. Güzel. Peki şimdi Paris Moda Haftası devam ediyor ve şimdi dünyadaki modacılar ya da moda sektörü giderek böyle hiçbir zaman sokakta giyilmeyecek bir tarafa doğru mu götürüyorsunuz bu meseleyi? Yani şimdi görüyorum mesela Paris Moda Haftası'ndan fotoğraflar geliyor. Ve orada hani işte böyle garip kıyafetler, hem erkekler için hem kadınlar için söylüyorum, hazırlanan kıyafetler. Yani bunlar şov amaçlı mı yapıyor yoksa sokakta giyilmesi için mi yapılıyor? Şimdi 70 parçalık bir koleksiyonda giyinebilirliği olan kıyafetler ağırlıktadır. Ve arada da şov kıyafetler çıkar. Veyahut kendi showroomlarında koleksiyonun diğer parçalarını görürsünüz ama sanatçının, tasarımcının buradaki bir konuyu ne kadar yüksek volümde anlatmış oluşu, sanatsal mastürbasyon diyelim buna, anlatmış oluşu ve bu doğrultuda da çizgisini sunması ve sansasyonu. Anladım. Peki. Sen giymezsin, gaga giyer. Anladım. İlla... O giymez, şer giyer. Evet. Biri elbet giyer, Türkiye Demet giyer, o giyer, birileri giyer. Şimdi sen peki bu dekolte meselesinde, evet. Şimdi inançlarına, modanın inancı olmaz diyorsun sen. İnançların... Modacının inancı olabilir. Tabii ki senin de var. Ama modanın inancı olamaz. Sen şimdi Victorian dönem bir koleksiyon yap dediğinde o muhteşem haçları koymuyorsan o zaman koleksiyonda senin bir eksiklik var. Yani modacının koleksiyon hazırlarken bir inancı olmamalı. Yani senin bir tesettürlü hanımefendiye kıyafet dikerken ya da bir dekolte ya da bir sahne kıyafeti dikerken senin için bir şey fark etmez mi? Hiçbir şey fark etmez. Evet. Evet. Sen olaya profesyonel bir iş gözüyle bakıyorsun. Benim işim bu, bunu yapıyorum. Sürçülisan ettiysek size demiyorum. Ben beni yaradan Rabbime diyorum. Ya Rabbi, sürçülisan ettiyse hani... Herkes ölümden sonraki o sağa gidenler, sola gidenler diyelim buna. Evet. Gidip gelmedim bilmiyorum. Ama o kadar kötü şeyler duyuyorum ki. Şöyle yıllardır biriktirdiğim, sokakta gördüğüm, orada bazı arkadaşlarıma bakıyorum da hiçbirimiz bu kadar kötü değiliz. Hepimiz sağdan gideriz diye bakıyorum. Hepimizin bir eksiği, bir gediği olabilir. Esnemiş de olabilirim. Dar da bakıyor olabilirim. Ama iyi de kal. Onun dışında mesleğini yürüt, yap. Yani modanın inancı olamaz. Bu olmamalı. İnternet meselesi... Bir de ben nerede şeyi çözdüm biliyor musun? Affedersin. Yok. Tekrar geri dönüyorum. Canan'ımı kaybediyorum hastane köşelerindeyim. Ablamı. İlk ablamı. Kan lazım. Emel Sayın'a prova yapıyorum. Tromposit bilmem ne şeymiş. Ha, hemen bir falana prova yapıyorum. Geldin. Kanı alacağım senden. Ver elini. Mimar mısın? Musevi misin? Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Genel evde mi çalışıyorsun? Canan'ıma can kattın. Çok teşekkür ederim. İnsanın insana ihtiyaçlığında bak inançlar onlar bunlar nasıl da buhar olup gidiveriyor. Biz birbirimize lazımız. Biz birbirimize saygılı, hadli, muhabbetli olmak zorundayız. Aynı renk olursak ne anlamı var? Nasıl güzel olabilir bu hayat? Aynı olamayız. Değiliz yani. Yani sonuçta bu tür insani değerlerde gerçekten de hani din, dil, ırk falan filan o bakış açısı hiçbir zaman kan grubun tuttu mu? Aynen. Başımla Allah senden razı olsun diye gönderiyorum. Aynen. Tabii. O süreçte zordu tabii ki senin için. Çok, çok. He. Peki şeyi soruyordum, internette şimdi her şey o kadar kolay ki şeye giriyorsun, bütün tasarımları masarımları görüyorsun. Burada mesela esinlenme meselesi, ah, dünyada... Çok zorluk yaşıyoruz. Öyle mi? Dünyada mesela birbirinden, senden de esinlenen vardır belki, atıyorum Hindistan'da. Sen de başka bir yerden bir şey... Hemen söyleyeyim. Ben konferanslarımda, ben eskiden üniversitelerde moda tasarım yoktu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin konferansa gittiğim zaman moda kulübü var falan filan. Gittiğim zaman şunu anlatıyorum. Esinlenmek bıçak sırtı bir durumdur. Size bir konu verildiği zaman, bir aqua renkleri çalışacaksanız, falan falan marka ne yapmıştan ziyade... Hangi marka size bu kadar zengin bir sunum yapabilir ki? Dön deniz rahmetine, dibinden kumuna, kumundan falan kadar yaradanın yarattığından faydalan konunu belirlediğin zaman diyorum. Tabii ki milyon dolarlık yatırımlara da bak ama esinlenmeyle kopyacılığı birbirine karıştırma. Ben gülüyorum. Marka olup da, Türkiye'nin markaları olup da, haute couture'de falan elbise yapıp ertesi gün falan üzerindeki aynı elbiseyi buna yapmış dediklerinde çok diyorum ki hiç mi diyorum hani bu sanatçıya sözünü geçiremedin, sen bunu nasıl yaptın böyle bir şey diyorum. Ama ben benim bir mesleğim, Luna Park'ım, bir gün ona biniyorum, bir gün buna biniyorum. İstediğim gibi kendi çizgimi yapıyorum. Hiç öyle esinlenmelerin falan filanlarım yok. Ama baktığın, dediğin gibi yaradanın yarattığına bak diyorsun. Yani doğadan, şeyden. Çizgili bir şey aradığın zaman git zebraya bak. Anladım. Falana bak. Bulursun o kıvrımlarda bir şeyi sen. Güzel. Peki Türkiye'deki moda okullarında, eğitiminde minik bir takılma sıkıntılar, bir bölümler var. Dolayısıyla bir barajlar az. Elma ile alma aynı yerde okuyor. Ondan sonra okullar zaten mezun olmadan anahtarlar açıldı, moda evleri açılacak. Bu neyi zedeliyor biliyor musunuz? Bir çırak olmadan kalfa olunmuyor. Bir de arada istasyon var. Tabii. Kalfalık. Usta olabilmen için daha var. Dolayısıyla da bu esinlenmeleri, kopyaları falan filanları onlara öğretmeye çalışırken aynı zamanda biz meslektaşlarım olarak da birazcık bir dikkat edelim böyle şey. Peki sonraki şunu soracağım. Birincisi şu böbrek ablana mı böbrek? Abine. Uymadı. Ona geleceğim bir ama şu Türk modası neden peki dünyada bizim modacılarımız, bizim tasarımcılarımız öne çıkmıyor, bizim markalarımız öne çıkmıyor? Bu yıllardır konuştuğumuz ama hiçbir zamanda, gerçi son yıllarda biraz değişmeye başladı. Kötü değiliz, bir değişmeye başladı. Bizim şu an moda ile ilgili en büyük sorunumuz Türkiye neden dünyaya geldiği kadar buyer gelmiyor? Yani yaptık, birbirimizi alkışladık. Bir kesinti yok, devam edebilirim değil mi? Şimdi ben defile yapıyorum diyelim ki. Defile yaptım. Zaten benim dostlarım olan sanatçılar gelecek. Bütün selebritileri dolduracağız. Yurt dışına alıcının gelmesi. O gelmedikten sonra zaten öbürleri benim müşterim. Şak şak alkışladık. Ersun gazetelerce bir hafta, hadi olay bitti. Sonra ne olacak? Nereye satıyoruz biz bunu? Yurt dışından. Dolayısıyla satın almacılar daha çok gelmeli. Bu hareketlere dikkat etmek zorundayız. Biliyorsun dünyada büyük bir marka iflas eşiğinde. O iflas etmiş oluyor. O ülke arkasında oluyor. Sen bizi prezente ediyorsun. Aynen, moda çok kıymetlidir bir ülkenin prezentasyonunda. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki abine mi böbreğini vermek istedim? Ay vallahi hazırdım. Benim böyle bir misyonum var diye düşünüyorum ama uymadı. Öyle mi? Onun ne rahatsızlığı vardı? Böbreği rahatsız. Çok da maskülen biridir. Şakalaşıyoruz. Dedim ki böbreği taktıktan sonra hafif bir kırıtmaya başlamasan dedim. Güldük bilmem gül oynaya gittik ama böbreğim uymadı. Şimdi bakalım başka çalışmalar yapıyoruz. Bu organ nakli konusunda çalışma. Hemen Nur abla aradı. Nur Yerlitaş duyduğu an. Dedi ki falan bak burada şu var, buradan ona da kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Geçmiş olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta gelecek Nur Yerlitaş bize. Öyle mi? Evet. Çok başka bir kıymettir o da. Dolayısıyla organ nakli falan konusunda da bir çalışman var mı? Bir çalışmam yok. Rahmetli ablam abime vermişti. Bir 15 sene sonra bu tükendi. Çok kalmıyor biliyorsunuz. Şimdi... Ben denedim, olmadı. Bakalım bir oğlu deneyecek inşallah. İnşallah. Buradan da Marsel'e kucak dolusu sevgiler. O deneyecek. Ondan sonra bakacağız ne olacağını. İyi, güzel, geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Beğendiğin modacılar kim var, tasarımcılar kim var? Bak, bir yeni nesil var. Öyle mi? Gümbür gümbür geliyorlar. Evet, bak, geçen bizim Mehmet'in spor müdürü, Hürriyet'in spor müdürü, New York'taki dünyanın 2019'da dünyanın en iyi moda okulu seçilen, şimdi hatırlamıyorum adını, meşhur moda okulundan mezun olmuş mesela. O tasarımları işte mağazalarda, New York'ta ünlü bir mağazanın vitrininde 15 gün sergilenmiş falan. Aa, dedim ki harikulade gençler geliyor gerçekten. Çok. De alttan böyle. Şapkada Merve Bayındır kraliyet, evet, ailesine merhaba dedi. Aynen. Yani çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel. Ben kendi adıma seviniyorum. Ben yetişme çağımda işte eski birkaç ustamız vardı. Aha. Arada işte Cengiz falan, Hakan Eryabanlar, bizden öncekiler zaten. Hani ne moda okulu var, ne bir şey var, hiçbir şey yok bu ülke. Şimdi olsun, aynı Kapalı Çarşı'daki kuyumcular gibi olsun. Evet. Bir arada daha güzel oluruz. Kesinlikle. Çok yetenek, ama çok yeteneksizler de var, ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Her sektörde, yok, her şeyde olduğu gibi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tanju Hocam, harika bir sohbetti gerçekten. Çok keyifliydi ve tabii ki son bir kez annenle bir yere gitme şansın olsaydı nereye giderdin? Ne yapardın? Şimdi çok edepsizlik ediyorum ama benim referansıma göre Nuh oğlunu, Lut karısını alamadı. Ama ben dedim ki bir gün Rabbime, ya Rabbim dedim, ailemsiz cenneti neyleyim ben dedim. Anlatabildim mi? Bir daha sarılalım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, birazdan Sinan Akçıl bizle beraber olacak. Ayrılmayın. Çocukların olsun hep boy boy. Hayat sana nasıl bende koy koy. Niye susun kaldın aşkım? Vay 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 yaman vay. O bir beste fabrikatörü. O hit şarkıların efendisi. Niye ben hep kaldım aklımdan? Vay vay yaman vay. Pop müziğinin en üretken isimlerinin başında gelen Sinan Akçıl, Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetine konuk oluyor. Özlemden söylemem ki kimseye. Son dönemde yeni şarkısı Goy Goy'la fırtınalar estiren Ajda Pekkan'a ve Ebru Gündeş'e verdiği şarkılarla da gündemde olan ünlü müzisyen hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verecek. Ekran başından ayrılmayın. Çocukların olsun hep boy boy. Hayat sana nasıl bende koy koy. Birazdan. Sinan Akçıl stüdyomuzda. Saatlerimiz 11-12'yi gösterirken 5 Temmuz Cuma'dayız. Yine harika görünüyorsun Sinan. Yine her sabah olduğu gibi 6'da kalkmışsın. Aynen. Sporunu... Öncelikle şu söyleyeyim, ben programa gelmeyeceğim söyleniyordu biliyorsunuz. İkizim burada. Ben aynen diyeyim. Evet, Sinan gelmiyor. Sosyal medyada pazartesi gününden beri konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Sinan İkizi geldi. Mi? İkizi aynen. Geldi. Hayırlı uğurlu olsun Cengiz. Teşekkür ediyorum. Bir kere gerçekten merci. Yeni formatın sana çok yakışmış. Evet, merci. Demin konuştuk, reytingler yükselmiş. Ya. Eskiye göre daha iyi gidiyormuş. Tebrik ediyorum. Ya. Çok yakıştı sana. Ya çünkü... bu hani kendi gazetendeki gibi bu konuklarla birebir muhabbetin. Doğru. Ve tek başına bu programı gerçekten demin de izliyorum, çok şık duruyor bir kere. O yüzden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kanalına da, sana da bu yeni program ve yüksek reytingin çok teşekkür ediyorum Sinan. Çünkü dediğin gibi burası bir haber ve yaşam kanalı olarak yola çıktık ama aynen. Dolayısıyla biraz daha benim o eskiden de yaptığım tatta. Ya çok dedikodu oluyordu. Dedikoduya dönüyordu falan. Şimdi o muhabbet biraz geçti. Bu hani evet. Bilmiyorum, daha çok yakıştırıyorum sana dedikodu programı. Yani Sinan da bana yıllarca öyle der gerçekten. Yani bu sohbet programı falan hep daha çok yakıştırıyorum. Şey yapayım abi, hiperaktifim çünkü. İzledin mi? Ha, çok güzel ya. Ajda'ma buradan selam olsun. Evet, geçen gün senin kulaklarını bayağı çınlattık. Evet. Yayında. Pazartesi günü Ajda Pekkan buradaydı. Onu işte, çok seviyorum. Gerçekten çok hayatımda uzun zamandır. İşte o yüzden bu tek başına yaptığım programın değeri çok önemli. Hayatımda uzun zamandır Ajda'yı böyle bizimle yan yana konuşuyor gibi görmedim. Kesinlikle. Bak pazartesi günkü yayını lütfen bulun, izleyen arkadaşlar. Ajda Pekkan'la ilgili. Evet. Şimdi sosyal medyada bir takım caps'ler dönüyor. Şeyler yapıyorlar, videolar, küçük videolar böyle işte Ajda'yla ilgili. Hepsi olacak. Sinan'la da ilgili yapılacak bu yayından sonra. Tabii aynen. Ben ama de çok ilgili güzel olmuş. Evet. Yani. Ajda ile ilgili ama şunu söyleyeyim. Ajda Pekkan'la ilgili gerçekten de en samimi, en sıcak olduğu dediğin gibi biz de böyle sohbet ediyoruz. Burada sohbet ediyoruz. Zaten ettim. Şimdi senin hani Cengiz Semercioğlu olarak çağırdığın insanlar gelmeye başladı ve gelmeye de başlayacaklardır. Evet, teşekkür ederim. O yüzden hepinize. Açılış Süperstar'la oldu. Kapanışta bugün Cuma ilk yeni programın kanalda hayırlı olsun tekrar. Evet. Sinan Akçıl'a sorular geldi. Geldi. Pazartesi günü açılışı Süperstar'la yaptık. Cuma günü kapanışı neyle yapıyorduk? Kendine bir sıfat seçsen. Hiperstar. Hiperstar. Yerinde duramıyor. Süperstar'dan sonra hiperstar. Onu tabii ki halkımızın koyması gerekiyor. Ama ben hani yerinde duramadığım için kendime öyle diyebilirim. Ama senden önce o Mustafa Sandal almıştı galiba onu ya. Hiperstar diyor muydun? Yeter artık o. Tamam artık. Hiperlik bana geçsin. Yaşlandı. Yok. Öyle demiyorum. Öyle dedin. Demedim ya. Hayır. Mustafa Sandal yaşlandı. Yaz. Hayır. Sakın altı öyle bir... Hayır, şaka yapıyorum. Hayır canım. İkimiz de hiperstarlar olsun o zaman. Hiperstar. Peki geçen Serdar sordular aslında. Serdar dedi ki Sinan ben gelmeden ben yapmadan yaz şarkısı çıkmaz diye. Hep sizden çıkıyordu işte dediler. O da dedi ki var mı Serdar'ın röportajı? Duyalım bakalım birebir ağzından, ben aktarmayayım. Serdar ne demiş Sinan'la ilgili? Tamam. Bir görelim bakalım. Güzel olacak ya. Bu şarkıyla ben her zaman söylediğim gibi yaz daha başlamadı. Bunu bir kere daha söylüyorum. Geldiği zaman, yaz başladığı zaman ben size söyleyeceğim. Önceki geçmiş yazlarda hep insanlar şunu söylerdi. Serdar Ortaç şarkısı çıkınca yaz başlardı. Böyle bir deyim oldu. Artık deyim haline gelmiş ama yakın arkadaşınız Sinan Akçıl dedi ki benim şarkım çıkmadan yaz başlamaz. Acaba siz bayrağı kendisine mi devrettiniz? Olacak ya. Bayrak her zaman elimde kalamaz tabii yani. Belki çok normal. Yani jenerasyon değişiyor. Gençler geliyor. Biz de yaşlanıyoruz tabii. Ama artık şarkı zevki çok değişti yani. Neyin çıktığını kimse bilmiyor. Sorsam mesela arkadaşıma ne çıktı şu an yeni desem hiçbir şey hatırlamaz. Bayrağı hep ben taşıyacak değilim diyor. Gençler geliyor diyor. Ortacım ya. Ya. Bu Serdar'da hep böyle mütevazilik, hep böyle bir şey var. Yani. En iyi tanıyan birisin sen. Çok yani sürekli olmuyor abi. Bu güzel değil bu şarkı. Olmuyor, sen Serdar Ortaç'sın. Serdar Ortaç demek, Tarkan demek. Yani aynı ayarda iki kişiden biri zamanında eskiden. Doğru yaptığı şarkı. Yok bence öyle mi? Dedim ki ya bizde oyun oynuyorsun ya gerçekten kafayı üşüttün. Ben hala bizde oyun oynadığını ve her şeyin farkında olduğunu düşünüyorum ama bu konuda çok mütevazı hakikaten. Hani Canın Sağ Olsun şarkısını yaptığım zaman da Ajda'nın bugün çıkan şarkısı yanımdaydı mesela. Orada da gördüm bu örneği. Beni çağırdı bir gün. Dedi ki Sinan dedi gel dedi birbirimize destek olalım. Ajda Pekkan'a bir şarkı yapalım dedi. Tamam mı? Evet. Abi tamam dedim ben de. Gittim gece yarısı stüdyosuna. Oturdum başladım falan filan. Şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım falan dedim. Bir baktım şarkı bitmiş. Serdar da oturuyor. Dedim. Yaptın işte dedi. Tamam mı? Nasıl yani? Hayır senin de adını yazalım dedim hani. Sen de sonuçta sen beni çağırdın dedim. Oğlum benim tek görevim seni çağırıp hani şarkı yapalım demek oldu dedi bana, tamam mı? Baktım hakikaten ben şarkıyı yaptım sonra bir anda gaza gelip ve hiç bozulmadı mesela hani. Böyle şeyleri inanılmaz. Bugün çıkan şarkıdan bahsediyorsun değil mi? Bugün çıkan Ajda Pekkan. Canın Sağ Olsun. Kliple beraber oynuyoruz. Evet klipte de bak işte klipten görüntüler bunlar. Ama yaz... ben bu yaz başında bir söz verdim Türk halkına, dedim ki yazı kimse moralim olsun, yazı getirecek şarkılar geliyor dedim. Goy Goy ile başladık. Goy Goy senin şarkın. Çabuk Unutma ile devam ettik, Ebru Gündeş. Ebru Gündeş Çabuk Unutma. Şimdi Canın Sağ Olsun geldi. Yakında Funda Arar gelecek. Ve hani bu şekilde birazcık şu ölmüş, tırnak içinde ölü gözüken müzik piyasasını canlandırıp rapçilerden de biraz ayırmaya çalışıyorum. Öyle mi? Her yer çok rap oldu. Her yer rap oldu. Aynen. Küçük Amerika. Tam öyle, biliyor musun? Aynen. Tam öyle. Onlar bir de şeyler falan çok komik yani. Hani Beykoz Kundura fabrikasında klip çekiyor ama Manhattan gibi davranıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Demet Akalın'la Ben Ferro'nun klibinden bahsediyorsun. Yok, görmedim, onu duydum da aman Demet Akalın'ı demoya. Neyse. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Geçen demo akıllı ama bak hemen onların da klibine gireyim. Aynen, tabii. Orayı da alayım. Geçen ay röportaj yapıyorduk Sinan'la. Orada söyledin. Yaz şarkısı çıktı. İşte dedim ki Demet de aynı şeyi söylüyor. Hatta ondan sonra Demet Akalın da sana şey yaptı. Bence en... hani Demet şarkı çıkardıktan beri yağmur yağıyor. Ne yazı dedin sen? Ha, senin röportajdan sonra kavga ettik. Evet. Ya işte buyur. Orayı yazmasaydın keşke. Bence yazın pop dünyasındaki en iyi şarkısı Ajda Pekkan Can'ın Sağ Olsun olacaktır. Ben de valla dinledim şarkıyı. Klibin çekildiği gün oradaydım ben de. Evet. Sinan'la beraber röportaj yapıyorduk işte. Ajda'ya uğradık. Sinan'la falan klipler çekiliyordu. Ajda Pekkan'la birlikte. O klip sırasında, çekim sırasında dinledim şarkıyı. 10 numara şarkı. Valla tam Ajda Pekkan. Geçen gün de Ajda Pekkan'a söyledim. Tam senin üzerine dikmiş dedim. Dikti, ot kutur. Evet. Valla. Üstüne dikildi. Tebrik ediyorum. Bunun için çok büyük paralar aldın mı? 150 bin lira. Ne kadar aldık ya, zannetmiyorum. Aha. Yok, zannetmiyorum. Ajda'dan her zaman, Ajda ile hiç zaman para konuşmam ben. Öyle mi? Yok. Zaten Ajda'da konuşmam, Samsun'da konuşuyorum da. Evet, çünkü Ajda Pekkan için para Samsun konuşmam var. Yani. Hani ben isimler büyüdükçe fiyatlar düşüyor bende. Öyle mi? İsimler küçüldükçe fiyatlar büyüyor. Hadi ya. Tabii. Mesela ben No Name bir isim olarak şarkı piyasasında girsem, Sinan'ın bana bir şarkı ver desem, bana demek ki gerçekten isteyeceksin 150 bin lira. Ya sana düşük mesela ama eskiden program yaptığın eski... o kaldırılan programdaki partneri mesela gibi isimlere daha yüksek fiyatlar. Tersi yani. İsim büyüdükçe fiyat düşüyor bende. Evet. Ajda Pekkan'da da öyle. Neden böyle bir strateji? Mesela senin şarkını pazarlasın, senin adın öne çıksın diye. Bir o var, bir de arkadaşlık var çok yıllardır gelen. Bir de vitrine biraz daha önem veriyorsun. Yani vitrinde daha pahalıya seni sunacak kişiye daha anlayış davranıyorsun. Sabah kanala gelirken, erken geliyorum ben. Saat 7 falandı bir kahve içmeye çıktım karşıya. Karşıda güzel bir kahveci var. Tam çıkarken Sinan bir kız gördüm. Bana koşarak geliyor. Aa dedim ki lan o kadar... Benim yeni program bu kadar mı tuttu dedi. Bak, doğru. Aynen böyle koşarak bir kız geliyor şeyde. Saat 7 diyorum. Ben daha kahve içeceğim, ayılacağım falan, kendime geleceğim. Ne oluyor dedim şimdi, kız niye koşuyor bana diye. Sonra Sinan buradan mı girecek deyince ben bugün senin geleceğini birden hatırladım, anladın mı? Sağ olsunlar, evet. Sabah 7'ydi. Evet dedim, buradan geleceksin. Sağ olsunlar, kapıda AVM'nin önünde. Sevenlerimiz gelmişler. Kanalın kapısına. Ne zaman program yapsak aynen yani. Aynen, hediyeler getirmişler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum, her zamanki gibi. Bu seneki konserleri görüntülerini verdik size. Evet, birazdan konuşuruz üzerinde birazdan görüntülü. İyi gidiyor ya. Yani o aşk, o duygu, o sevgi, bu bugünkü mesajlara boğmuşlar sabahtan beri. Sağ olsunlar. Mutlu ediyorlar beni. Şu anda beni ayakta tutan en büyük sevgi onların sevgisi. Besteci kimliğin olduğu zaman tabii ki o zaman da biliniyorsun ama daha çok sektörde bilinen bir isimsin. Aynen yani. Şimdi ama sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladıktan sonra oluyor, tabii. Başka bir şey oldu. 2011'den beri aslında 8 sene oldu. Bayağı da olmuş, biliyor musun? Oldu. Az değil yani. Atma albümü 2011 ama ondan önce ilk hani Sezenler zamanı falan filan Zeynep Kasen diye bir kız çıkartmıştım, biliyorsun. Yıllar önce. Biliyorum. Onlar 2000, İzel Altın Plaklı albüm 2005, yani öyle bakarsan da 15 sene olmuş. Tabii. 15-16 Gamsız Hayatlar, Canlı Erçetinler, Yaşarlar. Allah yani, İzeller çok ya. Ne oldu? Ben saçma sapan şeyler olmuş. bir ton şey var gerçekten. Aynen, çok şey yapmış. Erevizyon falan var. Evet. Erevizyon. Yine sen de böyleydik yani. Erevizyon bile 11 sene geçmiş. Evet, 2008'di ya Erevizyon. 2008-2009. O zamandan beri Sinan'la oturup şey yapıyorduk. Tabii ki 10 sene içinde de çok şeyler aktı köprünün altından. Çok. Hem müzikal anlamda hem hayat anlamında. Evet. Sen daha olgunlaştın. Evet. Daha işte teenage takılıyordun belki. Evet. Şimdi kendini başka isimlerle özdeşleştiriyordun. Doğru. Şimdi daha tabii ki 3'te başladı. 30'lu yaş adamı olarak takılıyorum. Dünyada da bunun örnekleri böyle. Justin Timberlake'in 10 yıl önceki haline bak. Evet. Sonra bir anda inanılmaz bir takım elbiseli bir adam moduna geçti. Hı-hı. Jessica Biel'le evliliğiyle beraber falan. Doğru. Ben de gittim zaten onun evlilik teklif ettiği tekneyi tuttum biliyorsun, evlenme teklif ederken. Güzel. Aynen. Hatırlıyorsun. Amsterdam. Justin Bieber'ın Timberlake'in şeyi, aynı hikaye. Aynı yoldan gidiyor. Çok geç. Tabii geçtikçe bakıyorsun geçmişe dönüp. Bugün bir Tarkan dönüp de Kıl Oldum Abi izlediğinde bence çok mutlu olmuyordur veya Serdar Ortaç Karabiberimi. Ben de bugün dönüp baktığımda Atma'yı izlediğimde çok mutlu olmuyorum. Şöyle mutlu olmuyorum. Gülümsüyorum ama farkındayım ki orada bir gariplikler var yani, hani ulan nasıl böyle giyinmişim, nasıl bu kadar şey yapmışım falan filan, o renkli pantolonlar falan. Şimdi ölsem giymem yani. Reklamlar veriyor para, kabul etmiyoruz. Bu Goy Goy klibinin benzerliği konuşuldu tabii ki ama zaten onu sen kafadan Ricky Martin... Ben çaldım onu Ricky Martin'den. Direkt yani. Aynen. Bunu söyledin zaten. Benzetmeyene zaten gülerim yani. Benzene evet, değil. Birebir neredeyse. Var mıydı arkadaşlar Goy Goy'un şeyi? Bu Serdar'la meşhur... Geçen sene. Eyyo, yüzyılın aşkı. Peki niye bu şarkı sözleri Sinan? Abi 47 milyon kişiye soracaksın onu. Yani eyyo, goy goy. Ondan sonra Naim Dilmeler geliyor mesela. Sinan'ın müzisyenliğini, şarkıcılığını eleştiriyor goy mesela. Goy goy, eyyo, şarttır. Tabii atma, 570 milyon, yarım milyardan fazla. Peki ne diyorsun bu konuda ilgili eleştirilere? 1 milyara çıkacağım dedin ya, işte 2 ile. 1 milyara çıkmak istiyorum dedim. Abi şimdi ona dinleyenle Naim Dilmen arasında 65 yaş var. O yılları da ben nasıl açıklayayım? Kadar... Ne, 90 yaşında yaptın adamı. 4 yaşında dinliyorlar. Evet, o da doğru olabilir 69 ama... olsa, 70 olsa. Evet. Ya herkesi seviyorum, benim bir sıkıntım yok kimseyle. Gerçekten ama... belki de vardır yani, bilmiyorum. Sıkıntım yok. Öyle lafın gelişi söyledim ama. Evet, belki de vardır ya. Şey diyorum, sözleri mesela hep böyle... İkimiz aynıyız biliyor musun? İkimiz aynı anda başka şeyler düşünebiliyoruz. O yüzden şu an ne söyledin diyorsun. Başka bir yere zınk diye geçiyorsun. Kafa başka bir yerde. Sözleri söylüyorum. Yani bu sözleri yazarken hani güncel sokakta konuşulan goy goy yapmak mesela. Burcu'dan goy goy yapmak evet. Burcu'dan çıktı. Eyyo da Serdar'dan çıktı. Orada beni yakan Serdar Ortaç'tır. Bak yakan diyorsun sen. Yani üstüne söylüyorum. Evet. Yüzyılın aşkı geliyor falan, sonra devam ettirdim ben lafları. Tabii kim seviyor belli. Kafama değil nereme geldi. Bana yanlış yerden atma. Seviyorlar bunları yani insanlar. Çünkü o seyirci de birebir sahnede kontakta olan on binlercesiyle benim. Nerede boşlukta, nereyi söylüyorlar, nereyi bağırarak söylüyorlar falan, onları biliyorum. Yoksa ben de biliyorum kendime canın sağ olsun yazmayı. Ama bana canın sağ olsun lafı şu anda bana çok sistemkar olur. Ama Ajda o hayatı yaşamıştır, canın sağ olsun diyebilecek. Peki rapçilerle bir şeye koydum dedim, hani bu müzik piyasasında da. Rapçilerle popçuları ayırmaya karar verdim. Aynen. Şimdi çünkü karman çorman oldu. Rapçiler popçulardan yararlanıyor. Popçular rapçilerden yararlanmaya çalışıyor. Rapçiler popçularla beraber olmayı fazla kabul etmiyorlar. Şimdi ben bugün yazdım. Ben Fero'yu programa davet ettim. Ve gazete röportajı yapmak istedim. Gerçekten de merak ediyorum. Yok böyle daha iyi izliyordur. Kesin öyle dedi. Dedi ki biz televizyon ve gazeteyi çok eski mecralar olarak görüyoruz. Biz buraları... şey yapmıyoruz dedik, YouTube'da, Spotify'da, orada buradayız falan dedi. Biz var olduğumuz mecrada var olmaya devam ediyoruz dedi. Ve bu eski mecralara da çıkmak istemiyoruz dedi. Şimdi olabilir, bak bu bir bakış açısı. Aynen. Hiç şey yapamıyor. Ama o zaman Demet Akalın'a gidip şey çekmeyeceksin, klip çekmeyeceksin. Şarkında Demet Akalın'a laf göndermeyeceksin. Ya da radyocuları hep Demet Akalın'ı çalıyorsunuz, bir beni çalmadın adamım diye sitem etmeyeceksin şarkı sözlerinde. Tabii. Şimdi hem bunları yapıyorsun hem de televizyon, radyo ve gazete için bunlar çok eski mecralar diyorsun. Demet Akalın da bu mecraların yarattığı çok eski tırnak içinde bir isim. Demek ki ben Fero'nun da kafası karışmış. Evet, karışmış. Herkesin kafası karıştı ama haklı çocuk. Çünkü bir yandan bakıyorsun... Senin dijital mecran aslında gazete ve televizyon olmadan, bak hala söylüyorum, televizyonun ölüsü internetin yine de 10 katıdır hala. Kesinlikle. Bu başka bir şey. Evet. Yani sen YouTube'da o kadar bir olayı büyütemezsin. Evet. Televizyona taşıdığın zaman büyütebilirsin. Doğru. Her türlü olayda. Şimdi haber de sosyal medyada haber yer alıyor. Ama gazeteci olmazsa haber olmaz. Kesinlikle. Yani o yüzden bunlar böyle bir... Bu yanlış bir algı. Furyalar başka bir şey. Temel taşlar başka bir şey. Bunu bir furya olarak mı görüyorsun? Rap rüzgarı. Furyadır tabii ki. Öyle mi? Tabii ki. Geçer mi? Arabeski gördük. Ben bile genç yaşımda bir sürü furya... Geçer tabii. Öyle mi? Sen bir rapçiyle bir düet, bir müzikal birliktelik, bir müzikal çalışma... Geldi bana birkaç tane teklif. Yapabiliriz belki ama... hani İstanbul'da olduğumuzu unutmadan yaparız. Çünkü öbür çok özenti oluyor yani. Bandana takıp altın kolye, bir de bir NBA takımının formasını giyiyorsun. Ama sen de işte Timberlake vardı sende de. Ona benzetiyordun hep. Tamam, Bieber vardı. O çizgide Bieber, pardon, hep karıştırıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben özenmiyordum. Ben sadece stillerine bakıyordum ve olabilecek kadarını alıyordum. Burada olmayacak şey şu. Abartıyoruz, fazla abartıyoruz. Sözlerde de mesela sıkıntılar oluyor. Kıyafetlerde de sıkıntılar oluyor bence. Kendi özünden bir şey yaratırsan çok başarılı olur. Ama bugün bizim bir rapçimiz dünyada saygı görmez. Çünkü çok imitasyon duruyor. İmitasyon duruyor. Ama Türkiye'de çok iyi işler yapan rapçiler var. Ben Benfero'yu çok dinlemedim ama çok başarılı olduğunu biliyorum. Sen anlıyorum. Ceza çok başarılı çocuk. Sagopa bu işlerin babasıdır. Evet, doğru. Çok özel bir adamdır. Doğru. Tanışırım da Sagopa Kajmer. Ama bir rap, unutmayalım ki hiçbir zaman pop müziğin yerini tutamaz Türkiye'de. Hiçbir zaman da aynı şekilde tutmayacaktır. Belki işte bu değişiklik olsun falan diye bizim ünlü popçularımız hep böyle bir işbirliğine falan giriyorlar. Eyvah orada bir gençlik var. Eyvah orada kaçırdığımız bir kitle var. Ya Alişan'ı gördüm geçen gün. O da mı rap yapıyordu? YouTuber'la düet yapmış. Buyur işte be. Ya o gün ben çok merak ediyorum. İnşallah güzel olmuştur tabii. Arkadaşımız her zaman güzel işler yapıyor ama yani dedim ki içimden eyvah eyvah yani artık hani gerçekten insanlar ne yapacağını şaşırır halde. Evet. O yüzden böyle durumlarda saldırmayıp biraz sakin kalacaksın. Çünkü şaşırtan ne biliyor musun? Eyvah bir genç kitle var. Biz o genç kitleyi kaçırdık. Kaybettik. İşte Demet Akalın da korkusu o, diğerinin de korkusu. Ya benim avantajım şu, ben 4-5 yaşından beri onlarla büyüdüğüm için 4-5 yaşından beri. Şimdi Goy Goy'da da görüyorum 3-4 yaş. Yani benim genç kitlem hiçbir zaman kaybolmadı. Yani benden bir Erol Evgin çıkmaz. Evet, doğru. Mustafa Ceceli ile de düet yaptın. Ve Ceceli ile de bir ara aranın bozuk olduğu falan söylenmişti, küstü. Konserlerine ben gidiyorum onun falan filan. Evet, diye. Konserlerine de sen gidiyorsun onun. Falan filan değil, gidiyorsun. Son dönemde daha önce ama... Ceceli'ye gelen konser teklifleri özellikle... İşte belediyelerden, festivallerden gelen, geçmişte Ceceli'ye gelen teklifler daha çok şimdi sana gelir oldu. Mustafa bir ara bir bocalama dönemi yaşadı olaylarla ilgili biliyorsun. Kendi özel hayatıyla ilgili. Özel hayatıyla ilgili ama çok çabuk toparladı. Ve son zamanlarda yine zaten paylaşımlardan da görüyorum eski konserlerine dönmeye başladı. Sizin kırgınlığınız neydi? Aranızda kırgınlık demesen de aradaki mesafe niye girdi? Hiç mesafe olmadı. O yanlış bir haberdi. Onu buradan düzelteyim. Hiçbir zaman bir... Hatta tam tersi onun son olaylarında biz iyice yakınlaştık. Eskiden o kadar yakın değildik. O da benim zor dönemlerim oldu benim de. Psikolojik olarak benim yanımda oldu. Karşılıklı bir dayanışma halinde olduk. Peki ona gelen konser tekliflerin sana geldiği doğru mu? Çünkü en son işte Cumhurbaşkanlığı iftar davetine gitti, giremedi, davet edilmedi falan gibi iddialar vardı. Ya onları ben hani ne kadar ona gitti, oradan döndü, bana geldi bilmiyorum ama bu... Festival bazında rağbet gören iki isim olduğumuz doğru. Ama hangileri ondan bana geldi diye öyle bir ayrım yapmam söz konusu değil tabii. Yani bilemem onu. Doğru. Güzel bir politik yanıt vererek. Ama vallahi bilemem. Yani şöyle demiyor ki adam arayıp. Adam arayıp ne kadar geldiğini bilemem. Daha önce geliyor muydu, gelmiyor muydu? Adam arayıp şöyle demiyor ki. Ya Çilek Festivalimiz var. Mustafa Ceceli'den nefret ediyoruz. Sinan Akçıl ya. Böyle demiyor ki adam. Teklif geliyor. Ben nereden bileyim yani. Ama zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Çünkü şu anda o da çok fazla işe gitmeye başladı. Tekrardan. Peki iftar daveti demişken işte o iftar davetinden fotoğraflar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Hanım ve senin eşin Burcu Kıratlı ve sen. Bu şey işte bu. Bu İftardan ilk hali. Bu sonra... burada çok uzaktık. Sonra daha da yakınlaştırdı şeyleri. Yakınlaştırdık ve tam bir aile sohbeti oldu. Öyle mi? Şimdi bu şeyde iftardan sonra hatta beraber özel olarak görüştüğünüz bir toplantı. Kendi oturma odası. Kendi oturma odasında ve burada size ne tavsiye etti? Çünkü o dönemde tam sizin Burcu'yla ayrılık aşamasında olduğunuz, ayrıldığınız haberlerin çıktığı günler, o iftar davetiyle beraber gittiniz Burcu'ya. Evet, vekaletlerin verildiği gün. Hı. O. Ne oldu? Vekaletlerin verildiği gün. Evet. Bugün. Boşanma için vekaletlerin verildiği. Aynen. Bana diyor vekalet vermişti. O gün. Hmm. Oradan şeye gittiniz. İftara gittiniz. Sonra tabii çok değerli bir konuşma oldu. Hı hı. Bizim de birbirimize, kendimize gelmemizi sağladı aslında o sohbet. Peki bayağı vekalet verme noktasına geldiğinize göre, çünkü ben bunu bilmiyordum gerçekten de. Hani tamam, kırgınlık olabilir, sen evden bir süre ayrılmış olabilirsin, hı hı. Küsmüş olabilirsiniz birbirinize, Burcu bir şeye kırılmıştır falan filan. Ama vekalet verme noktasına geldiyseniz gerçekten de bayağı bir... Şimdi o gün niye iftara gidilir beraber madem verdiniz denilebilir. Evet. Geliyordu o soru herhalde. Evet. Bir de bizim adabımız, ayrı ayrı davet edildik çünkü şirketlerimize aranmış. Hı hı. Ben şahsen de arandım, sağ olsunlar. Bir devlet adabı ve saygısından dolayı o gün... Bir de yüz kızartıcı, birbirimize bakamayacağımız bir suç olmadığı için karşılıklı. Doğru. Beraber gitmeyi o gün ne olursa olsun uygun gördük. Hani yani vekalet vermiş olmadığınıza rağmen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı. Senin tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da aran her zaman yakın ve ilişkin iyi olduğu için saygıdan dolayı eşinle... Evet, ama buralara geleceğini eşin bilmiyorduk tabii. Evet, ama peki vekalet... verdiğin ve boşanma aşamasında olduğun biriyle nasıl el ele tutuşup kameralar karşısından geçiliyor? Tutuşmadık. Tutuşmadınız bu arada. Yok, yan yana geçtik, oturduk. Resmi olarak. Aynen, resmi bir davet. Sonra peki burada kırılma noktası o görüşme herhalde. Yani o gün Kuzey Kore, Güney Kore gibiydik. Sonra kırılma noktası o görüşme mi oldu? Sizi yakınlaştı. Bu çok iyi olmuş böyle ya, tek başına. Vallahi böyle de... Bak ne güzel oldu. Hakikaten yeni sezonda hayırlı olsun inşallah. Yine böyle tek başına. Bence de. Evet. Ne oldu peki o görüşmede? Yani aile, evlilik birliği nasıldır? Ya o kadar güzel, o kadar güzeldi ki hani. Hmm. Sizde dedi Arnavut inadı var dedi. Arnavut çünkü kökenliyiz ikimiz de. Ondan sonra işte ve dedi ki birisi birisine sinirlendiği zaman şöyle şöyle yapsın diye bazı tavsiyelerde bulundu. He. Ondan sonra kalk bir sarıl bakayım dedi. Kalktım, sarıldım. Ondan sonra ne diyorsun dedi şimdi yani sonuç olarak. Hı-hı. Ben dedim durmak yok, yola devam dedim. Güzel. Gülümsedi. Yani biraz daha özel konuşmalar oldu, onları da anlatmayayım. Onların iznini almadan. O şekilde bir toparlanma sürecine girildi daha sonra. Peki ondan sonra evet durmak yok yola devam dedin sen. Çıkışta birden el ele tutuşmaya başladınız. Nasıl aşıldı peki o süreç? Sıkıntı bir dönemdi. Sonra o gece benim uçağım vardı Antalya'ya. Antalya'ya gidecektim. O uçağa gitmeyerek eve dönüp konuşmaya, bir kendimize gelmeye karar verdik işte. Hani konuşalım. Peki bu noktayı buraya getiren neydi? Sinan, çok hızlı mı hareket ettiniz? Çok çabuk mu evlendiniz? Çünkü o dönemde söylendiler. Çünkü tanışmanızla evlenmeniz arasında 2,5-3 ay mı? 2 ay. Değil mi? 2 ay. 2 aylık bir süre var. Ve çok hızlı bir karar mı? Birbirini tanımamak mı? Bilemiyorum. Böyle bir düşünüp. Yani hızlı bir karar desem duygulara haksızlık olacak. Evet. Doğru bir karar desem yaşanan bazı sorunlara cevap olamayacak. O yüzden kaderin çizdiği yolda gittik. Aha. Ve bunun da sonucunu beraber yaşadık, beraber göğüsledik. Yani hani iyisiyle kötüsüyle diyebilirim. Ama gerçekten hiç kimsenin benim evlilik hayatıma bu kadar müdahil olmasını istemediğim için içerideki özel konuları artık konuşmama kararı aldım. Çünkü konuştukça ne olacağı hani iyice uzuyor, oradan çekiyor. Çünkü evlendiğimiz günden beri işte bu medya takip verisine göre de en çok konuşulan çift oluyorsun hep. Evet, yani doğru. Sayısız rakam geliyor yanında, bakıyorsun. Bu aslında insanı mutlu edecek bir şeyken rahatsız edecek bir şeye dönmeye başlıyor. Hmm. Çünkü negatif haberler. Yani ayrılıyorlar. Negatiften de çok gerçekten onun nazarını hissediyorsun Cengiz. Ya. Yani hani çok her hareketin, o zaman sen stres olmaya başlıyorsun. Bununla baş etmek zor oluyor. O yüzden insanlar kendi haline bıraksınlar ve hani ellemesinler fazla istiyorum. Dışarıdan müdahale ederken mesela Burcu'nun annesi falan Gül, ben de tanıyorum şeye. Gül abla hep çok pozitif. Pozitif müdahalelerde bulunur. Hani fikirlerini sunar. Aha. Kenan abi hayat gurmeliğini yansıtır. Evet. Nasıl onlarla ilişkin? Çok iyi. Öyle mi? Öncesinde de çok iyiydi. Evet, yani Kenan'la zaten. Onlara olan sevgim de bu çok değerli bir şey bu evlilikte. Ama her zaman ne olursa olsun onlar yanımızda durdular. İyi. Durmaya da devam ederler, olumlu veya olumsuz her şeyde bence. Güzel. Peki bu meseleyi şunu da kapatmak istiyorum. O dönem evden ayrı olduğun bir dönem var senin. Sonra şimdi geldiğiniz nokta nedir? Güzel güzel paylaşımlarda falan bulunuyorsunuz. Ayrıydın değil mi bir dönem evden? Evet. Şimdi beraberiz. Hı-hı. Tabii. Aynı evde. Nerede kalıyordun? O bizim buluştuğumuz otelde mi kalıyorsun orada? Yok, oraya belki bir aylık orada kalacaktım. He. Başka bir otelde. Çünkü Sinan'ın odasına gittim. Flash. Sinan'ın odasına gideceğim. Otelde röportaj yapmak içindi tabii ki de. Hani sanki biraz daha uzun süre kalmışsın gibi bir şeydi. Yok, o bir saatte ben o hale getiriyorum. Öyle mi? Başka bir otelde. Başka bir otelde kaldım. Başka bir otelde. Eve daha yakın bir otel olsun ki barıştığımız anda hemen gidebileyim. Güzel. Şu anda beraberiz. Hı. Ve hani kendi içimizde konuşarak sıkıntıları çözüyoruz. Peki kıskanç mı Burcu? Yoksa sen mi kıskançsın? Çünkü şundan dolayı diyorum. Sen sektörde mesela geçmişteki ilişkilerini de biliyorsun. Şimdi oralara girecek halim yok da evli barklı adamsın artık. Hiç bu laf değil mi? Ne garip geliyor sana. Ne garip. Aynen. Ben çünkü Sinan'ın evleneceğini ve... ihtimal verme demiş. Sıfır. Ben başında itibaren söylüyorum zaten. İhtimal oranlar falan bile açıkladım. Aynen. Neyse, terse çeviriyorsun galiba oranı. Benim verdiğim oranları. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Sinan sektörde işte ya hani... bestesini yapar, ona talep çok fazladır. Hem ünlü talepleri, hem hayranları tarafından. İşte bestesini yaptığı kadın sanatçılar vardır. Onlarla kah ilişki yaşar, yaşamaz. Onunla ayrılır. Geçmişte bunlar olur. Hep böyle konuşuyor. Olmadı değil ama hani böyle bu kadar böyle ben İsmail hoyratça ilişkisini yaşayan bir adam da olmadım tabii. Evet. Ama öyle konuşuldu her zaman. Onlara da saygı duyuyorum. Diyecek bir şey yok. Çünkü aslında... centilmen, karşındaki kadına değer veren, tabii, güzel sözler yazan, şarkılar yazan, sürprizler yapan, tabii, aynen geçmişteki hikayeleri de biliyoruz. Aynen öyle. O şekilde bir hayat sergilememe rağmen yansıtabilmesi çok doğru olmadı. Tam tersi daha çapkın yansıtabildi ama halkımız her zaman hani evimizin çocuğu ya Sinan hani gibi baktılar. Doğru. O yüzden sağ olsunlar bir sıkıntı yaşamadık. İşte ondan kaynaklı bir kıskançlık olabilir mi? Şimdi sen yine stüdyo şimdi evde mi senin? Evde. Güzel bak, en azından artık. Ama taşınıyoruz şimdi oradan. Öyle mi? Evet. Stüdyoya gelecek misin? Çok ses problemi oldu yani. He. Peki stüdyoyla ev aynı yerde mi olacak yoksa ayrı yerlerde mi olacak? Bilmiyorum ki Cengiz. Yani. Eyvah, ayrı yerlerde olursa gene kıskançlık problemleri olabilir. Değil mi? Kıskançlık var tabii ki. Yani vardır tabii ki. Var tabii ki. Bu da doğal. İnsan sevdiği insanı kıskanır. Sende mi var, daha çok Burcu'da mı var? Karşılıklı herhalde ya. Karşılıklı. Ama tabii ki. Ben ama abartılmasını sevmiyorum kıskançlığın. Hı. Bunu her zaman söylüyorum. Evet. Abartılı kıskançlık olduğu zaman ben hep uzaklaşıyorum. O yüzden onun dengesini ayarlayabiliyoruz. Evet. Peki bu en son Bodrum'daki görüntüleriniz, işte bakınız çiftin arasında buzlar erimiş galiba. Orada buz var ama. Buz. Buzlamışsınız orayı. Buzlamışsınız yani, evet. O bizim buzumuz ama sizin aranızdaki buzlar eridi herhalde ha? Ne? İyi, gördüğün gibi görüntüler. Tatil yaptık işte Bodrum'da. Ondan sonra ve güzel bir tatildi. Şimdi İstanbul, sonra yine konserlerle beraber yazlık yerler olacak. Bu sene hedefimiz konser görüntüleri var mı? Dur geleceğim konser görüntüleri. Konser görüntüleri var mı diyor. Bayağı rejiyi de yönetmeye başladı. Moderatör var mı? Evet, gir abi konser görüntülerini. Peki şeye ne durum? Mesela bak bir beach orası, bir locada oturuyorsunuz ama anladığım kadarıyla eşinin bikinili görüntülenmesini falan da çok istemiyorsun. Hmm. Değil mi? Güzel. Buradan Alişan ve Arda Turan'a sesleniyorum. Evet. Onlardan daha maçayım. O konularda hakikaten öyle. Öyle mi? Tabii. Evet. İstemem yani, sevmem. Sevmezsin. Güzel. Peki şimdi geçen gün bir de köpek kurtardığınız görüntüler var değil mi? O, evet abi ya, o acayip bir şey. Bir onu da hazırlayın arkadaşlar, onu da görelim. Şunu soracağım şimdi, meseleler çözüldü anladığım kadarıyla. Yarın öbür gün herhangi bir virajı alabilirsek demiştim. Çünkü hiperaktifim. Hı? Çünkü hiperaktifim. Sen hiperaktifim. Hoş geldin Ajda Pekkan. Ajdam ya. Söyle abi. He. O virajı döndüğünüz anladığım kadarıyla krizler geride kalmış vaziyette. Evet. Yani bundan sonrası artık bizim ikimize kalmış. Kimsenin bununla ilgili bir laf etme hakkı yok. Ama hayatta her şey her zaman biliyorsun oluyor ve her barışma, her kavga yazıp çizdikçe sonra insanlar diyor ki ya ne antipatik oldular sürekli şey. Ama aslında ulan 3 gün zaten kavga ediyorsun. Sen karışma, bırak bizi. Zaten bir hafta sonra barışıyorsun ya da ayrılıyoruz ama o kadar çok konuşulunca sürekli ayrılıp barıştı çift oluyor. Evet. Neyse ama yine seni çok yüksek görmedim şeyde. Evet harikayız, çok mutluyuz falan filan cümlelerini kurmadım. Ha, yok canım, o sabah çok erkendi artık. O kadar da hani tamam. Güzel. Tamam, bu konuyu zorlamıyorum daha fazla. İnşallah hayırlısı nasılsa inşallah devebildiği de devam ettirirsiniz. Amin, krizleri canım aşarsınız. İşte böyle de bir çocuk alırsın belki. Kucağına. O çocuk var ya. Kimin çocuğu? Kurgu yapan arkadaşımızın klibin kurgusu. Vallahi maşallah, biliyor musun? Maşallah. 9 aylık ama evet, 18 aylık gibi duruyor. Tombalak bir şey yani. Çok güzel maşallah. Peki görelim Burcu'yla Sinan'ın köpeği nasıl kurtardıklarını. Öyle paylaşımlar da var. Ses var mı? Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Muğla İtfaiyesi'ne tekrar teşekkür ediyorum. Hı hı. Sabah, ne oldu burada? Biz uçağı kaçırdık, 11 uçağını. 2 uçağıyla gittik Bodrum'a. 2.30-4 gibi indik. Şoförümüz aldı bizi. 4.30-5 gibi tam otele girmek üzereyken yavru bir köpeğin ayağının üstünden geçti şoför. Hmm. Bir anda kendini attı yavru köpek. Ve onun inlemesiyle biz zaten Burcu çok inanılmaz aşırı. Yani insanların 10 katı seviyor hayvanları. Evet. O çığlık feryat çıktı arabadan. Ben de öyle falan. Peşinden koştuk köpeğin. Köpek bir gidere girdi. Yavrum. Oraya da ulaşamadığımız için ben ne yapacağız? Belediyeyi aradım. Belediyeden itfaiye numarasını aldım. İtfaiyeden Yalıkavak'taki en yakın itfaiyecileri yatağından kaldırdık. Sağ olsunlar, yarım saat sonra geldi 2 çocuk. Aslanlar gibi. Onlarla beraber aradık. Bulamadık, aradık ama içimiz rahatlar, en azından ölmemiş. Yani onu gördük. Saat inan bana 8'de yattık sabah. Yapma ya, o kadar uğraştık. Ama ertesi günde o itfaiyeci kardeşimiz gitmiş aynı yere ve o köpeği kucağına alıp resim atmış. Telefonumu vermiştim. Aa, ne güzel. Evet ve kurtulmuş oldu. Bravo. İtfaiyelerine vallahi tebrikler. Evet, o kardeşlerimiz izliyorsa buradan, zaten onları paylaştım ve Instagram hesaplarını, onları tebrik ediyorum duyarlılıklarından dolayı. Gerçekten tebrik ediyoruz biz de. İnşallah şey düşündüm tabii ama hani ben olmasam da arayan kişi bu şekilde yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Kesin oluyorlar. İtfaiye gerçekten bu konuda sadece Muğla değil, İstanbul'da da benzer şekilde yapıyor. Her şeye koşuyor itfaiye ve ben hani çok daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Amerika'da falan mesela şeyde o itfaiye erleri nasıl böyle kahramanlar gibi gösteriyor. Polisten daha şey biliyorsun. Evet abi, bizde de bunların hepsi kahraman. Evet. Hepsi kahraman ama bizde hak ettikleri kadar maaşları da çok yüksek orada. Evet. Polisten daha yüksek maaş oluyor. O yüzden bizde de öyle olması lazım itfaiyeler. Peki konser görüntülerini görelim. Neler yaşanıyor? Sinan Akçıl'ın konserinde, bu seneki konserlerinde. Yani Nisan'dan itibaren olanları gönderdik. Nisan'a geliyormuş onlar, tam hazırlıyorlar. Çok güzel geçiyor Cengiz. Yani işte orada anlıyorum ki yani Allah razı olsun. Yani sokakta yürüyememek falan başka bir güzellik tabii ama konserdeki duygu hiçbir şeyde yok yani. Hani o yüzden neden acaba mutfaktan salona çıktı, vitrine çıktığının cevabı her zaman orada yaşadıklarımdan. Peki kapanıp böyle piyano başında şarkıyı yaparken mi yoksa o sahnede? Sahne. Öbüründen sıkıldım. Sıkıldın mı? Ya sıkıldım derken şöyle. Seni var eden orası ya. Nasıl, niye sıkıldın? Eskiden yapıyorsun ama oradaki coşkusunu yaşayan şarkıyı verdiğin kişi. Şimdi öyle bir heyecanlısın ki hem orada yapıyorsun, o benim ibadet, tırnak içinde ibadethanem dediğim yer. Yani çok beni mutlu eden yer. De sonra o şarkıyı çıkıp 50 bin kişinin önünde söylemek, işte bunun tarifi yok. Vermezdim dediğin, o zaman çıkmış olsaydın, ilk başta da sahneye çıkmış olsaydın, asla vermezdim dediğin şarkıların hangisiydi? Ben söylerdim, ben bu tadı, bu hazzı ben yaşardım dediğin. Birkaç tane oldu. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Ya Sinan, benim en sevdiğim şarkıları da yollamıştık. Var mı acaba o? Var mı arkadaşlar? Sinan... Onlar üstünde yorum yapmak istiyorum. Hiç yapmadım onu. Aynen, Sinan'ın... şarkıları linki vardı. En beğendiği şarkıların linki. Atabilirim de istiyorsunuz o linki. Tamam. Onlardan geçen... Normalde hiç böyle bir şeyim yoktu ama... Geçen gün hani Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Çok güzel şarkı. 2010 televizyon sonrası bu hemen. Televizyondan sonra Hande Yener'le tanışma zamanım. Hande Yener'le tanışma. Hande ile de Hadise barışmış, biliyor musun? Bugün haberler vardı şurada. Nerede? Ne kadar? Ne güzel ya. Barışsın insanlar, neden kavga ediyorlar ben anlamıyorum. Bilmiyorum ki neden kavga ediyorlar. Ya. Demet Hande barıştı. Evet. Hadise Hande barıştı. Aynen. Kimseye küs kalmadı. Kimse. Senin küs olduğun birileri var mı? Üçü de benimle konuşmuyor herhalde. Bir tanesi şeydir, nedir o, bizim Seren'dir. Ondan sonra bir tanesi... Seren Midyat. Neydi adamın adı? Sermiyan Midyat. Ona küçük oluyorum ya. Sermiyan Midyat. Ahmet Kaya'nın adını kullanıyor sürekli. Evet. Onlar çünkü geçen gün en son şeyde de vardı. Nev'le bir olay yaşadı. Ya bence rahmetli Ahmet Kaya... Yerinden kalksa der ki arkadaş sen ne ayaksın der yani, bu kadar benim adamı kullanıp sağda sola saldırıyorsun diye. En az onun kadar Ahmet Kaya'ya düşkün olduğumuzu söyleyeyim yani. Hiç öyle popülizm ayaklarında isim kullanmasın bence. Siz de çünkü yaşadığınızda sen orada kameraları çağırdın falan filan meselesi tartışması. Yok. İçeride biz menajerime diyorum ki tuzağa düştük, kameralar çağrılmış diyorum, tam tersi. Hani beni çağırmışlar buraya, kameraları çağırmışlar, nasıl yırtacağız derken. Mekan sahibi çağırdı. Mekan sahibi çağırmış tabii ki. Benim en sevmediğim şey içeride. Adam böyle bir artistlikler, ona buna, kadına bir gider, masaya vurmalar falan, en sonunda dayanamadım kardeşim. Benim de bu bebek yüzümün altında bir psikopat yatıyor. O yüzden dayanamadım. Sonra da bir çatallar matallar lafları falan yersen yani. Senin bir Ahmet Kaya gibi bir karşılığın mı var ki sen? Bir de biz ne fırlatmışız sana, ne yapmışız Allah korusun. Çünkü sen insanla değer veren bir... Sermiyan'la sizin o tartışmanızda da Ahmet Kaya yaptı. İşte geçen ay Nev'le yine bir mekanda yaptığı tartışmada da... Ben onun nereden bileyim? Ahmet Kaya şarkısı söylemiyor diye... Hele Nev yani düşün, kavga edecek bir insan mı Allah aşkına? Aynen, hiç değil yani. Yumuşacık bir insan yani. Aynen. Hiç sevmiyorum böyle şeyden sonra, alkolden sonra değişen insanların yapısını. Doğru söylüyorsun. O konuyla ilgili ama Sermiyan'la herhangi bir şeyiniz olmadı değil mi? Dava mava aşamasına geçildi mi o meselede? Yok, çünkü herhangi bir darp yok. Yani darp olsa... Olurdu ama birbirimize ulaşamadık. Benim korumalar falan da devreye girdi. Eşi sonra neydi kadıncağızın adı? Hollywood oyuncusunun eşi bana çok teşekkür etti tabii. Ondan sonra ve hala arada bir yazışıyoruz. Davet ediyorlar Amerika'ya. İstanbul'u öyle hatırlamalarını istemezdim ama oldu bir kere. Anladım. Orada çünkü Hollywood oyuncusu misafirler vardı. Ve orada zaten kameralarda o yüzden çağrılmıştı. Sermiyan Midyat'la arasındaki tartışmada çatalların, sigaraların, izmaritlerin falan atıldı. İşte içkiden oluyor. İçki kötülükler anasıdır. Ben hiç kullanmadığım için. Ama dediğin doğru. Hani before after. Yapma. Aynen, yapma o zaman. Kullanma o zaman. Çok yanlış. Yani hani biz çünkü inan bana Ahmet Kaya şarkılarıyla büyüdük. Doğru. Peki şimdi geçen gün açıklama yaptı ve araba fiyatı veriyoruz aranjörlere dedi. Ortaç. Serdar Ortaç, aynen. 150 binler bilmem neler falan. 150 binleri de Fatih Ürek söyledi. 150 bin Gülşen'e vermiş, 150 bin de Ozan'a vermiş. O rakam doğru değil. Değil mi? Yok yani Gülşen'in tarafını biliyorum da Ozan Çolakoğlu tarafı rakamı doğru değil mi? O kadar yüksek değil. Hayır, zannetmiyorum. Ama gözden çıkarırsın tabii, Gülşen'le Ozan'a gidiyorsan veya bana geliyorsan belli bir miktar gözden çıkarırsın abi. Ama hani o kadar da artık uç Zannetmiyorum ya. Öyle mi? Yani 300'ler falan artık. Kaç liradır bu işler mesela şeyde? Nerede? Tarife nedir yani? Maksimum nereye kadar çıkıyor? Yani Ozanlar, Sinanlar, bu... Ya bu 30-40 ile 150 arası. Ha, ama 150 bu gibi bir şey olabilir yani. Olabilir. He. Olabilir. Hani abartılı yani, olabilir ama hani sözü, müziği, düzenlemesi. Anladım, hepsi. Veya bir belki bir vokal yapıyorsan, eğer şarkının içine düet şeklinde giriyorsan veya benim sözleşmelerimde hani klipte görünmek bile, hı-hı, ayrı bir para. Evet. Şarkıda en ufak bir sesim olursa o ayrı bir para. Aha, gibi böyle, anladım, ekler var. Bir ekler var. Peki ekonomin, kazandığın, tabii ki şarkıdan kazanıyorsun, çok ekstran var, oralardan gidiyorsun, kazanıyorsun ve nasıl değerlendiriyorsun? Yatırımların nedir? Ya ben inanılmaz çok harcama yapıyorum. Hani, hı-hı, ama şimdi bunu birazcık değiştirmeye başladım. O yüzden şimdi bu topraktan tabir ettiğimiz şeylere, ev, evet, olaylarına girmeye başladım. Yeni yeni mi yapıyorsun bunu? Daha önce? Yo, daha önce de vardı. Var, ama evet, mesela hani atıyorum 5 tane ev alıyordum. Hı hı. Bir sene sonra satıyordum hepsini falan. Hani böyle şey yapıyordum. Sonra o sene bir Arap şeyi gibi yaşıyordum yurt dışında falan filan. Hı hı. Sonra geri geliyordum falan. O 20'li yaşlarımda o cahillikleri yaptım. Tamam. Ama şimdi akıllı yatırımlar yapmaya başladım. Evet. Daha değerli toplu bir şekilde. Çünkü bunun sonu yok. Yaşayacağım. Takip eder misin emlak piyasasını? Topraktan falan dediğine göre söyle de biz de bakalım da nereler yükseliyor. Takip etmiyorum da buluyorlar beni sağ olsunlar. Nereler yükseliyor? Bir de birkaç arkadaşım var, aha, bu konuda. Şeyde de var, Marmaris, Fethiye civarında Ercanlar var mesela, Torunoğulları. Aha. Onlarla zaten ortak bir beach falan da açtık biliyorsun. Aha. Icon Beach'i. Bu şekilde yatırımlar yapıyorum. Bu son zamanlarda bir Bodrum'daki arazilere bir kafayı taktık. Yavaş yavaş bir ufak İbrahim Tatlıses doğabilir benden yani. Güzel. 30 yaşından sonra. Peki eşinle bir evlilik sözleşmesi var mı? Yok. Değil mi? Ben karşı mısın? Saçma geliyor bana. Samimiyetsiz geliyor yani. Öyle mi? Aynen. Ben hani ne bileyim, maddi bir yazı altında aşk devam etmez ya benim için. Güzel. Güzel bir yaklaşım. Çünkü hani şundan dolayı diyorum. Hani sen Sinan Akçıl, tabii Burcu'nun da oyunculuğu var, şeyi var. Eminim ki kendi birikimleri de var. Ama yani. Aileden. Ama hani sen daha çok kazanabilirsin falan filan ya. Ayrılırken de zaten şeyi gözden alman lazım yani. Hani ben sana bu kadar zamanımı verdim. Sen bana bu kadar. Al bu yarısı, hı-hı, ne bileyim yani. Hani oralarda gözüm benim toktu, evet, yani. Pinti misin? Hiç. Hiç değilsin. Hiç değilim. Evet. Pinti olsam çok iyi olurdu. Öyle mi? Hmm. Eşine ya da etrafındaki arkadaşlarına, eşine, dostuna karşı mesela. Yesin içsin, alayım, hediye almayı severim. Gezsin, tozsun. Küçüklüğümden beri bu işlerin liderliğini üstlenmişim. Hmm. Hani hiç oturduğum masada birkaç abim hariç hesap ödendiğini bilmem yani. Ben hep sen o sorumluluğu... Yani nedense öyle olmuş, alışmışım yani. Öyle. Evet. Peki İrem Derici'nin bir anısı vardı. İrem Derici anlattı bunu, biliyor musun? Neyi? Senin şeyde, stüdyoda çalışıyorsunuz. Evet. Şarkı çalışıyorsunuz. Evet. Ve sen piyanodasın falan filan. Pizzacı mı geliyor? Pizzacı geliyor. Kapı çalıyor. Pizzacı geliyor Sinan'ın stüdyoya. İkisi de beraber işte kalkıyorlar, kapıya gidiyorlar İrem'de, Sinan'da. Tam o sırada işte şey verilecek, pizzacı kart post cihaza. Sinan hemen kaçıyor. İlham geldi bir dakika diye içeri gidip beste yapmaya devam ediyorsun. İrem Derici de şaşırıyordu. O ödüyor gelen pizzacının parasını. O ödüyor da orada da evlenmene bak çıkıyor ama. Ya, tabii 110 milyon mu ne oluyor? Bir de klibinde oynuyorum onun bedava. Doğru mu peki bu hikaye? Sonunu sallamış da. He, abartmış biraz. Ama kapı çalarken ben bir dakika açmayın dediğimi hatırlıyorum. Öyle Şu anda şarkı geldi falan aklıma. Kapıyı açmayın falan diye pizza çocuğu bir 5-10 dakika beklettiğimizi hatırlıyorum. Evlenmene bakı yapmıştım. He, o sonra senin hani... Yok canım. Çünkü o biraz şeydi anlatıyor. Pizzacının parasını bana ödetmek için şarkı geldi diye içeri kaçtı diye. Yani pizzacı parasından tabii ki. Bunda işte İrem'in şeyidir, abartısı falan herhalde. Peki Murat Boz mesela, sen yaşıyor musun öyle meseleler? Murat Boz geçen gün valeye 200 lira veriyor ve daha sonra telefon açıp OLED'den 170 lirayı geri istiyor. Çiçekçiden istedim geçen gün. Vallahi sen de yaptın mı? 100 lira verdim çiçekçiye. Sonra çiçekçiyi bulamadım ama isteyecek, şaka yapayım. Ya olabilir. Yani çocuk da gaza gelmiştir. Onun belirlemesi lazım bahşişi. Valenin değil. Hmm. Ben de bazen mesela sinir oluyorum. Alıyor. Yani belli ki şunu bozar mısın diyorsun, duymazlıktan geliyor. Bu yanlış. Ama sana hiçbir şey söylemese belki sen o 100 lirayı 200 liraya vereceksin. Ama öbürü biraz gasp gibi yani, hani böyle sanki yani vermek zorundaymışsın gibi hissettiriyor kendini. O haber çıktığından beri valelere bir daha böyle uyuzum ve şey bakıyorum böyle gözlerine. Mesafeli. Ne kadar? Hayır, bir de benim adımı vermişler çünkü el istiklar arasında. Evet. Aynen. Soruyorum. Hepsi inkar ediyor. Abi biz demedik, biz demedik. Aa, nerede bu vale? Beni bulsun. Nerede bu? Peki çünkü şeyi var. Nedir onun adı? 200 lirayı veriyor. Paranın üstünü ver diyor şeyde. Murat Boz. Evet. Ama vermiyorlar diyor. Sanki 200 lirayı alıp vermek zorundayım diye adamın da açıklaması var şeyde. Haklı. Bence de haklı. Çünkü belki de gerçekten cebinizde 20 lira 50 lira gibi bozuklarla gezmek zorundasınız. Şu altyazı biraz sert değil mi ya? Valinin parası vermesi gasp. Aynen. Ama, dediğin doğru. Teşekkür ederim anlayışınız için arkadaşlar. Bak evet hemen. WhatsApp ihbar attı. Evet. Ne oldu bizim şey şarkılar? Şarkılar nerede arkadaşlar? Gelsin şarkılar. Evet hadi son 15 dakika 20 dakikaya gidiyoruz. Var mıymış yoksa tekrar yollatalım? Var. Gelemedim arkadaşlar. Peki geliyormuş şimdi. En sevdiğim şarkıları sizin için özel derledim. Tamam birazdan gelecek şimdi. Peki Yıldız Tilbe yanlışlıkla konser ücretini açıkladı. Gördün mü onu? Ya bence o fake. Fake mi? Fake tabii. Ama sonra açık havada aynı parayı aldı. Aynı tarih pardon aynı parayı alıp almadığını bilmiyoruz da 170 bin lira yazıyordu açık havada. Ve tarih doğruydu. O tarih doğru yani. O tarihte çıktı açık havada konser verdi Yıldız Tilbe. Parayı doğru olduğundan biliyorsun. Onu bilmiyoruz işte. Yani işte... Çünkü bütün tarihler ya şimdi doğru. Yıldız olmasa reklam yapıyor diyeceğim ama Yıldız o kadar şuursuz ki. O şuursuz olduğu için bilerek, ay bilmeden yayınlamış olabilir. Bilmeden yapmış olabilir de yani. O yüzden de rakamların doğruluğu tartışılıyor yani. Olabilir ihtimal veriliyor. Ya olabilir. Rakamlar biraz yüksek geldi bana da o yüzden. Öyle mi? Yüksek mi rakamlar? Ya orada yazanlar biraz yüksek. 170 var, 150-160'lar var, 200'ler bile yılbaşı şeyleri vardı. Yılbaşı olabilir de onun dışında o kadar yüksek değildir ücret. Evet. Sen niye yoksun açık havada? Abi açık hava insanların kendini tatmin yeri. Orada para kazanan Tarkan dışında kimse yok. Öyle mi? Tabii. Şimdi biz en son bir açık havaya bu sene girelim dedik. Kaç? Aldığımız paraya rağmen 110 bin lira mı ne şey çıktık. Eksi oluyorsun. Cebinden 110 bin lira daha harcıyorsun. Şimdi buraya çıkıp da bana Tarkan dışında ve bir iki isim belki... Bu Levent Yüksel'de dün akşamdı değil mi? Dün akşamki konseri bile. Belki Candan Erçetin falan dışında para kazandım diyecek bir Allah'ın kulu yok. Sıla olabilir belki. Belki Sıla olabilir. Evet. Sıla Candan. Gerçek Tarkan. Bilet satım. Çünkü öbürleri de 1000'er 1500'er bilet satıyor. Dolduruyor üstünü biliyorsun. Evet. Doldurmak çok kolay artık açık havayı. Orada hiçbir sıkıntı yok. Hani açık havayı dolduramaz diye bir şey yok. Ben bir Sinan Akçıl şarkıları gecesi yaptımdı. Çok güzel geçer ama belki prestij için ama prestij içinde gidip o kadar para harcamaya değmez diye düşünüyorum. Yani ben insanları kandırmayıp 5500 biletin hepsini satıp oradan para kazanacağım günü hissettiğim gün açık hava yapmak istiyorum. Doldurabilir misin? Şu anda rahat yani dolduramamaz diye bir şey imkansız. Hayır. Sen gerçek... çıksan sen Cengiz Semercioğlu sohbetleri yap. Aynen. Doldurursun şu anda. Çünkü davetiye veriliyor. Evet. Şeyler nedir onun adı? Sponsorlar. Ama 5500 bilet şu anda Tarkan dışında kimse satamaz orada. Satamaz mı? Hayır. Düşünmüyorum. Ajda? Ajda Pekkan'ı da unuttum tabii. Serdar Ortaç? Olmaz. İsim sayıp durma ya. Kenan Doğulu. Ajda Tarkan bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Sıla. Tarkan, Ajda Pekkan bunlar garanti. Evet, isim saymayacağım. Tamam, öbürlerini bilemiyorum. Doğru söylüyorsun. Çünkü ben de bunu yıllardır yazdım, çizdim. Bostancı gösteri merkezleri yaptım. Mesela 2 tane, 3 tane konserler. Bir tanesinden kazanabildik. Öyle mi? Bostancı'da aynı şekilde. Tabii. Ama daha rahat Bostancı'yı doldurmak, satmak bilet. Çünkü daha 3000 kişilik falan herhalde o. Çünkü bak ben bunu ilk yazdığım bu hani sponsorlu ve bu kadar hani eskiden açık havaya hatırlarsan açık havaya çıkan sayısı sanatçı sayısı belliydi. Çok azdı. Çok azdı. Herkes çıkıyor. Hani iki elin parmakları kadar sanatçı çıkardı oraya. Ve zaten açık havanın benim için bir gizemi kalmadı Cengiz. Değil mi? Artık yok. Rumeli Hisarı eskiden öyleydi. Doğru. Ben müzisyen olarak orada performanslar yaptım. Şarkıcı değildim o zaman. Şeyde miydi? Çıktım orkestrada. Yani. Tabii Kenan Doğulu, Yaşar, Mazhar Fuat Özkan. Ama açık havanın benim için hiçbir gizemi kalmadı. Çünkü bir Kral TV Top 20 listesi gibi oldu artık yani. İlk 20'de kim varsa orada. O yüzden... oraya zorlayacak ve arzulayacak bir hevesim de yok. Evet. Ben zaten halk konserlerinde açık havayı yaşıyorum fazlasını. Bir görelim bakalım nasıl yaşıyormuş. Geldi konser görüntüleri. Sinan Akçıl'ı. Evet. Sadece başına ekleyeyim bari. Sadece bak. Tarkan ve Ajda Pekkan. Görelim Ajda Pekkan şeyi. Bayağı değişmişim ya. Bak. Ama olsun. O zaman kesin değil. Ya insanlar da şey bekliyor. Hani saydın mı? Evet falan evet, eminim. Evet böyle yaptım. Yok şey diyor. O zaman kesin değil. Neresi için söylüyor? Hangi Manisa Cumhuriyet Manisa. Meydanı. Cumhuriyet evet. Meydanı. Güzel ama güzel. Edirne var, Manisa var, Bostancı. Alanya, Bostancı Gösteri Merkezi. Evet, güzel bak burası Edirne. Gaziantep evet abi. Evet, çok güzel. Çok güzel geçiyor ya Cengiz. Evet. Çok mutluyum. Bu duyguyu dünyada hiçbir şey değişmem. Hı-hı. Hayata geliş ve varoluş amacım bu bence. Benim bu konser, o şarkıları yazarak bu konserlerde o aşkla saatler önce pankartlarla hazırlayanlara gelmek, buraya kapıya gelen sevenler gibi yani o kadar özel bir emek ki gidip kulüpte de hani kulüp konserlerini yazın yapıyoruz mecbur. Hı-hı. Bir iç konserlerini yapıyoruz ama oradaki tırnak içinde daha kendinden emin dinleyici yerine bu emek veren dinleyiciyi tercih ediyorum artık. Kesinlikle. Peki mesela bu seyirci var. Sen işte burada hayranların var. Televizyona geliyorsun Aha. kapının önüne birikiyorlar. Bir de işin üretim tarafı var. Evet. Şimdi bunu evlilikle bağlayacağım. Evlilik meselesi üretimi öldürüyor mu? Beste yapmakta zorlanıyor musun? Çünkü daha bir ne bileyim hayata geçiyorsun. Düzenli bir hayata bunun geçiyorsun. Cevabı çok basit. Ve konserlerindeki bu seyircin azalıyor mu? Hayranların sana tepki gösteriyor. Yok bu dünyada da artık biliyorsun evliliklerle ilgili bu trend bir durum yani. Hı-hı. Hani Justin Bieber evlendi daha üstü yok yani. Hani düşün. Doğru. O yüzden bu bir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü görüyorum dünden beri hafta başından beri senin geleceğini bilen şeyler. Bakıyorum soyadların hepsi Akçıl bana mesajlar atıyor. Şunu Akçıl. Da sor Cengiz abi, şunu da sor Cengiz evet. abi. Bilmem ne Akçıl, bilmem ne Akçıl. Akçıl şimdi dolayısıyla seni hani beğenip soyadını bile Akçıl yapanlar var. Çok orada. Var evet. Bütün evlendikten sonra tepki göstermediler mi? Bütün Akçıllara da buradan selam olsun. Hepsini çok seviyorum gerçekten. SAFC'yi buraya kazıdım zaten. Burcu'yla evlilikte tepki göstermediler. Onu ikili sahiplendiler. Hani o çok önemli bir şeydi benim için detaydı. Başka bir evlilikten antipati duydukları çok olur yani oldu. Sevgililer zamanında oluyordu. Ama burada öyle bir sıkıntı olmadı. Üretim konusuna gelince de eğer sevgili gibi yaşarsan eşinin hayatını üretimde bir sıkıntı olmaz ama çok evlendim ben artık hani şu zihniyetteyim hani evli zihniyetindeyim çoluk çocuk yapacağım zihniyetine girersen tabii ki örneklerinde gördüğümüz gibi öldürür. Ne var mesela hangi örnek? Ya evlilikte bazı üretemeyen arkadaşlarımız oldu yani. Hani, kim? Ne bileyim oldu yani zaman. Bence hani biliyorum ya. Mustafa Sandal. Ya söyleyince de şey oluyor hani sevenleri falan da kırılabilir. Ama çok değerli, çok büyük bir besteci bence. Yani, Mustafa'dan bahsediyorsun. Evet, çocukluğumuz onunla geçti. Kesinlikle. Ama evlendikten sonra üretmedi mesela. Bilmiyorum, böyle bu tarz birkaç örnek daha Serdar eskisi gibi üretmedi. Serdar Ortaç. Evlendikten sonra. Evet. Yani kendilerine gelip silkelendikleri zaman yine çok büyük eserler ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Çok iyi müzisyenler. Mustafa'yı da ben çok severim, çok gerçek. Ama belki de şu var Sinan. Kariyerinin ilk döneminde o kadar iyi şarkılar yapıyorsun ki bu Teoman için de geçerli mesela. Üstüne çıkamıyor olabilir. Üstüne çıkamıyorsun. Yani bunun belki de evlilikle, belki senin için de geçerli. İşte belki Bodrum gibi, belki işte o unutulmaz... Bir sürü şarkı. Bir sürü şarkılarım var. Şimdi saymaya kalksan gerçekten Mustafa'yı da mesela bazen diyoruz ki... Şunun arasına eskisi kadar koyun ya. Neyi? Mustafa Sandal Serdar'ı esti bak evlentikten sonra... Çok sert bir çocuk kimse bu rejideki. Rejideki bamlıyor ya. Yani şarttır şarttır. Yeri gelmişken... Dokunma bana terk ediyorum. Yeri gelmişken şu şarkılara bir bakalım mı arkadaşlar? Dur bununla hazırsa, ilgili... Üstüne konuşayım. Geleceğim oraya. Belki de kariyerin ilk döneminde çok iyi ürettiğin için üzerine çıkamıyor sanatçı. Ya da yazar ya da sinemacı. Herkes için geçerli olabilir. Doğru söylüyor olabilirsin ama 90'lı yıllarda yazıyor şarkılarını Mustafa. Üstüne bir 15-20 yıl sonra bir isyankar da yazabiliyor. Veya Serdar Ortaç bir resim de yazabiliyor Ajda'ya. O yüzden içinde var. Evet. Sadece o madeni köreltmemesi lazım bence. Yani. İnşallah benim de başıma gelmez tabii ki. Ya aynen, şimdi onu söyleyeyim. Çoluk çocuk dedin ya demin. Belki yarın öbür gün sen de çoluk çocuk yapsan, o aile hayatı, evlilik hayatının içine daha çok kaptırsan belki senin içinden şey konuşuyor olacağız. Beş şimdi sana en konuşmayız. Evet. Bunun baştan bir alıp sesini açalım mı? Soruya yanıt ver. Aynen, inşallah. İnşallah olur. En baştan alalım arkadaşlarımız. Peki en baştan şarkıları. Görelim bakalım. Olmaz ses... durur devam ya. Yok, bu kadar diyor. Bu kadar gelmiş. Olamaz ya. Kim var? Eserliklerim gelmedi daha. Hadi canım. Dur. Hadi atın, diğerlerini de atın. Vefası eksik yarinden itibaren olanları da atın. Aynen, onları da koyun. Şimdi tam onu diyordum. Hepsi eski sevgili. Ferhat Döşer değil tabii. Ya Allah'ım ya. İyi ki devamı gelme. Alişan falan var devamı. Eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Ya burada sürpriz vardı da. O devamını yayınlayın da onun üzerine konuşalım. Evet abi. Ne diyordu? Kaç şarkım var? Hadi biraz değiştireyim meseleyi. Vallahi 500'ün üzerinde oldu. Hı hı. Önemli olan bunun 300 küsürünün, 300-400'ün çok iyi biliniyor olması. Hit mi? Yani mesela hit dediğin 100 tanesi hittir. Evet. Değil mi yani? Hiç gerçekten... yoktan iyidir diyorum ben. Çok iyi. Peki bunun telifi, çok ciddi bir telif gelirin olması lazım. Biz Allah'a çok şükür yani 8 yıldır falan herhalde ilk 3'teyim ben, hı hı, bu konuda. Hatta daha bile uzun sürebilir. Yılda 1 milyon falan telif gelirim var mı? Şundan dolayı soruyorum. Senin paranı merak ettiğim için değil. Türkiye'de müzik sektörünün ne olduğunu merak ettiğim için diye de soruyu... şöyle söyleyeyim sana. O rakamlar tabii, o rakamlar elde ediliyordur. Ediliyor mu? Ama bu şarkılarımı Amerika'da sahip olsaydım bir tabii, 3 tane tabii falan şatoda kesinlikle sahip olabilirdim. Yani. Evet. Hani %1'iyiz ama bu yasa tabii ki değişecek. Ben tekrar atıyorum sana şeyi. Tamam. Link. İlk 3'teyim dedim. Birincisi herhalde Sezen midir? Var mı öyle bir liste? Sıla'yla Gülşen'le yer değiştiriyoruz çoğu zaman. Sezen Aksu son zamanlarda çok üretim yapmadığı için herhalde. Doğru. Ama hep ilk ondu tabii ki yani. Sezen Aksu, Sezen Aksu'dur. O yüzden öyle söyleyebilirim sana. Sıla dedin, kim dedin başka? Gülşen, Gülşen var. He, Gülşen, Sıla. He. Şimdi senin cep numaranı bu linki atıyorum. Çünkü burada sen de bunu yukarıya yönlendir. Tamam. Bu linki açsınlar bize. Herhalde evet, zaten 10 dakikamız var. Aynen. Peki. Buyurun arkadaşlar, hemen attık. Peki. Yani önemli bir şey tabii üretebilmek. Aha. Allah üretimden kesmesin. Kesinlikle. Her şeyde, manada. Sadece evlilikle ilgili değil. Bekar olabilirsin, üretemeyebilirsin, şey olabilirsin. Aynen öyle. Bekarlık döneminde de ben bazen bir geliyorlar yani gerçekten panik atak tedavisi gördüğüm dönem oldu. Alman hastanesi, kimse bilmez bunu. Hı. Alman hastanesinde 2 gün yattım, psikiyatri bölümünde yattığım dönem de oldu. Öyle mi? Tabii. Bunu sana ilk kez söylemiş olayım. Niye peki? Sıyırdım panik, yani. Evet. Panik ataklar hangi çok arttı. Tam ilk albümü yaptığım dönem. İlk albümü yaptığım dönem. O dönemde... Kim o dönem o zaman şeyde, hayatında? Muhtemelen onun etkisi vardır. Yok. Tek başımaydım. Öyle mi? Evet. Çünkü ablamla çok dertleştiğimi hatırlıyorum o dönem. Oradan çıktıktan sonra 4-5 ay piyanoya elimi sürmedim mesela. Hani böyle dönemler yaşadım Cengiz. Ne kadar hızlı beste yapabiliyorsun? Mesela bir sipariş veriliyor. Sipariş veriliyor ya da ben o kişiyi arıyorum. Çünkü şarkını hazırladım, şarkını yaptım diye. O daha kolay bir yöntem. Daha kolay oluyor. O kişinin üzerine dikiyorum. Ama yani desene ki ya Sinan benim şeyde atıyorum bayramda konserlerim var, bir şeyim çıkacağım, albüm çıkacağım. Bana şarkı ya da şey nedir o? Reklam jingle'ı. Yapabilirim. Reklam jingle'ı çok çabuk yaparım. Öyle mi? İstesem reklam şarkısını. Öbür tarafta da eğer ilhamım varsa o dönemde o bir günde bazen inanılmaz şeyler olabiliyor yani. İnanamıyor mesela hani karşımdaki kişi bir arıyorum. Hissetmişsem eğer 1,5 saat içinde aradığım kişiler oldu öyle. Öyle en mi? Son Sibel Can'a bir şarkı verdim. Ağlayarak beni geri aradı. Geçen hafta, 2-3 hafta önce En Büyük Aşkım diye bir şarkı. Ve o bir anda döküldü. Sibel'i hayal ederek hani o söyleyecek diye yazdım ve oldu yani. Ne oldu şey, video? Geliyormuş. Peki... Sallıyor beni, geçtiriyor. Kesin kulağına bir şey demiyorlar. Yok. Aleyna Edis'e ne diyorsun? Türk Papa biter diye. Aleyna Edis, bunlar grup mu? Evet, ikisi beraber çıkıyorlar sahneye. Yanlış uçağa bakmışlar, benim uçağıma bakmışlar. Evet, değil mi? Senin uçağına bakmışlar diye. Uçak düşer, eğer bu pop biter, pop Türk Pop'u biter, bu uçak düşerse diye Aleyna Edis işte bu paylaşımda bulmuşlar. Tatlı bir kız Aleyna, şey, evet. Hoşuma gidiyor onun o özgüveni. Ama senin röportajında söylediğim gibi yan yana gelirsek özgüven patlaması yaşanır. Aynen. Egodan kanal kapanır. İkiniz beraber olsanız doğru. Edis'i nasıl buluyorsun? Çok efendi, çok saygılı bir çocuk. Aha. Bir kere karşılaştık. Kibar ve şey, çalışkan olduğunu düşünüyorum yani. Hı hı. Onlar iyi yolda gidiyorlar tabii ki. Çok yaşadım ben de o tırnak içinde şımarmayı ilk başlarda. Zamanla değişiyor iş yani. Değişiyor mu? Oturacaklar mı? Yani bu egolar, çünkü Ajda Pekkan'a da geçen gün sordular. Ajda yani Ajda hala bu şekilde duruyorsa bizim hepimizin bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Değil mi yani? Aynen. Bu egolar, bu şeyler. Bir gün peki kaybedeceğini düşünerek bir korku yaşıyor musun? Bu eyvah, bu seyirci, bu hayranlar. Korkutuyor tabii. Öyle mi? O yüzden çok dikkat ediyorsun hareketlerine. Bunun korkusu olmazsa çok garip yaşarsın çünkü. Benim hiçbir zaman tırnak içinde pis bir davranışım, tarzım olmadı. Hani doğru. Ahlaki açıdan hiç kimseye. Doğru. Sadece çapkınlık öne çıktı bir dönem. Onun dışında dikkat ediyorsun çünkü beslenli. Yani sokakta halkın sevgisi ve yani... Hani diyorlar ya sokakta yürüyemiyorsun falan. Bunu ben gerçekten hayatımda yaşadığım için bu mutluluğu kaybetmem ve bu hiçbir şey için değmez yani. Evet. Daha eyvah. Yok mu video? Yok. Bunu video şeyden izleyeceğiz. Son bitti artık, programın sonuna geldik. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yani 8 şarkı yayınladınız. 38 şarkı seçtim oturup. Vallahi mı? Ben onu yarın yayınlayacağım. Sinan'ın şarkıları diye ve kimlerle sevgiliydi, en iyi hangi dönemde üretti. Şimdi buradan üretti. Nasıl anlıyoruz beni geçtirdin? Yarın cumartesi. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Sinan, vallahi. Cengiz. Keyifliydi, çok keyifliydi. Ajda Pekkan'la başlayan haftan Cuma günü hayırlı olsun. Seni tekrar bir kere daha kutluyorum. Tek başına yaptığın programla TV 100'ü ayakta tutuyorsun. Teşekkür ederim. Okan Bayülgen ve Cengiz Semercioğlu bu kanala her zaman lazım ve tek başına lazım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için ve sana da mutluluklar, başarılar, keyifler diyoruz. Yeni konser ne zaman? Ankara'ya başlıyoruz. 20 Temmuz Ankara, sonra devamı gelecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz ve iyi hafta sonları diliyoruz herkese şimdiden. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere saat 10'da. Hoşça kalın.